sağlık sabahlar programından sevgiler, selamlar. Mutlu sabahlar, sağlıklı sabahlar, iyi bir hafta diliyorum sevgili Kanal 32 izleyenleri. Yeni bir haftaya hep birlikte başlıyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Umarım efendim havalar gayet güzel gidiyor. Dolayısıyla da bizim her zamanki tavsiyemiz neydi sizlere? Vakit buldukça, ki bulamadığınız zamanlarda da vakit ayarlayarak, henüz zamanı varken sevdiklerimizle birlikte olmaydı. İnşallah bu hafta sonunda sevdiklerinize zaman ayırmışsınızdır ve onlarla birlikte olmuşsunuzdur. Vallahi bizim hafta sonumuzda aynen bizim tavsiye ettiğimiz gibi gitti. Çekimlerimizi yaptık, biliyorsunuz hafta içi salı günleri kahraman şehitlerimizin günlüğü yayınlanıyor Kanal 32 ekranlarında. Biz de hafta sonu onun çekimlerini yaptık. Yine sevdiklerimize vakit ayırdık. Elimizden geldiğince gündemi takip etmeye çalıştık. Yine yoğundu Isparta'da. Tabii seçim yaklaştıkça iyice hareketleniyor. Bir yandan iftarlar da devam ediyor efendim. O güzel iftar yemekleri ve davetler devam ediyor. Diğer yandan adaylar sahada gece gündüz demeden çalışıyorlar. Çünkü vakit çok kısa. Kendilerini tanıtmaya çalışıyorlar. Saadet Partisi Genel Başkanı Isparta'daydı. Onunla ilgili de hemen bakacağız neler olmuş, kimler gelmiş, neler söylenmiş. Isparta ile ilgili neler konuşmuş Karamollaoğlu, onlara da bakacağız. Belediyenin programları, Ramazan programları devam ediyor. Isparta mevsimine göre yine hareketli günler yaşıyor ve tabii ki sahur olayımız var. Isparta'da tabii diğer şehirleri bilmiyorum, mutlaka orada da öyledir ama Isparta'da güzel bir durum oluyor. İnsanlar sahura kadar Isparta ayakta yatmıyor. Cıvıl cıvıl sokaklar, gece 2'de de çıksanız dışarıya hareketli, sanki o akşamın 8'iymiş gibi görünüyor. Ramazan'a da bayrama da az kaldı. Yavaş yavaş Ramazan'ı da uğurlayacağız inşallah. Rabbim sağlık versin. Hep birlikte bayramı da göreceğiz. 17 dereceyle başladık bugün güne efendim. 26 derece olacak gün içerisinde sıcaklık. Gece ise en düşük sıcaklık 12 derece olacak. Artık yağışlı olsa hava sıcaklığında üşüyebileceğimiz noktaya gelmiyor. Ama o Isparta'nın o zarif havası, o zarif serinliği akşamları biraz kendini yine de hissettiriyor. Bugün canlı yayın konuğumuz CHP efendim, CHP birinci sıra milletvekili adayı Mustafa Ceyhan olacak. Canlı canlı konuşacağız. Sormak istedikleriniz varsa bizlere iletebilirsiniz. Bunun için de nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Gülkent'te bugün yazarak sosyal medya hesaplarımız Facebook, Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ama daha da istiyorsanız efendim bir de WhatsApp hattımız var. 0549 407 32 32 nolu telefondan da bizlere ulaşıp dilediğiniz her şey hakkında soru da sorabilirsiniz. Dilek, görüş, öneri, eleştiri de belirtebilirsiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Evet, haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yeni haftaya başlayalım. Rabbim güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bizler için, ailelerimiz için, memleketimiz için, ülkemiz için günler nasip etsin ya Rabbim. Evet, her zaman olduğu gibi Gülkent Gazetesi ile başlayacağız. Gülkent Gazetesi'nin başlıklarında ittifak buluşması var efendim. Çadırda ittifak buluşması. AK Parti ve MHP'li siyasetçiler Karaağaç Mahallesi'nde buluştular. Cumhur İttifakı'nın unsurları Karaağaç Mahallesi'nde buluştu. MHP ve AK Parti başkanları ittifakın Türkiye'nin geleceği için önemine vurgu yaptılar. AK Parti'nin Karaağaç Mahallesi'nde kurduğu seçmenle buluşma çadırını ziyaretçileri Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileri oldu. İl Başkanı İsa Yalçın beraberinde milletvekili adayı Zübeyde Turhan'la birlikte Karaağaç Mahallesi'ndeki AK Parti milletvekili adayları ve seçmenleriyle bir araya gelmişler. Bakacağız detaylarına. İyi Parti Senirkent'teydi. Milletvekili adayı, birinci sıra adayı Aylin Cesur ve Mustafa Şimşek hafta sonu İl Başkanı Mehmet Yılmaz Ertekin ve yönetim kadrosu ile birlikte Senirkent'te ilçe ziyaretinde bulundular.
Yine AK Parti Milletvekili Süreyya Saadi Bilgiç de Cumhurbaşkanımızın bu üniversitenin kimin zamanında kurulduğunu bilmiyor olması gibi bir düşünceden hareketle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkmayı ben sadece talihsizlik olarak nitelendiriyorum dedi. Ne için kullandı bu cümleyi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta mitinginde halka seslenirken üniversiteyi size kim getirdi? Biz getirdik, biz dediği cümlesindeydi. Bununla ilgili daha sonra tartışmalar oldu. Bilmiyor mu Demirel'in getirdiği denildi. Öbür taraftan da efendim bu ikinci üniversite için kullanılmıştı. Sadece orada bir dil sürçmesi oldu denilmişti. İşte Süreyya Sadi Bilgiç de AK Parti milletvekili ve milletvekili adayı da bunu bilmiyor olması gibi bir düşünceyle hareketle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkmayı ben sadece bir talihsizlik olarak nitelendiriyorum demiş. Efendim Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ilham veren öğrencilerinin eserleri, ilham veren üniversite mottosu ile bilimin aydınlığında nesiller yetiştiren Süleyman Demirel Üniversitesi'nin markalaşmak ve aidiyet duygusunu pekiştirmek gayesiyle kar amacı izlemeden kurduğu S Dükkan'ın 2018-2019 ürünleri de tamamlanmış. Onlara da bakacağız. AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, milletimiz bizi yalnız bırakmadığı müddetçe bunları yapmaya devam edeceğiz. Gayret edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. 15 Temmuz'a kadar bizim bu millete vefa borcumuz vardı ama şimdi artık can borcumuz var dedi efendim. 27. dönem milletvekilliği seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi Isparta'dan aday gösterdiği Mustafa Ceyhan ve İsa Dinçtürk seçim çalışmalarını Gönen ilçesinde sürdürmüş. İlçe merkezi Güneykent Beldesi ve köylerini ziyaret eden Mustafa Ceyhan, Güneykent halkına üniversite sözü vermiş. Bugün dediğimiz gibi kendisi canlı yayın konuğumuz olacak. Burada da konuşacağız bakalım verdiği sözleri, vaatleri, merak ettiğiniz her şeyi. Ramazan programları devam ediyor. Isparta Belediyesi iftar yemeği ve Ramazan programları etkinlikleri İrdin'in Sipahiler Köyü ile devam etti. Ramazan programında vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezan ile hep birlikte iftar açarken çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklerde eğlenmişler. Onun da detaylarına bakacağız efendim. AK Parti Isparta Milletvekili adayı Mehmet Uğur Gökgöz de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Matbaalar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etmiş Gökgöz. Onların sorunlarını dinleme imkanı bulmuş. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesi siyasi partilerin milletvekillerinin adayları efendim sahadalar. Değişik yerlerde programlarla ziyaret ediyorlar. Vatandaşla bir araya geliyorlar efendim. Bu arada yaz spor merkezlerinin de kayıtları başlıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen İl Spor Merkezi ve Engelliler İl Spor Merkezi yaz spor okulları kayıtları 4 Haziran Pazartesi yani bugün başlıyor. Efendim küçük yaşlarda spor kültürünü yerleştirmek amacıyla başlatılan yaz spor merkezleri bu yılda devam edecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yaz spor merkezleri il genelindeki bütün öğrencilere ulaşmak için çalışmalara başladı. 5 ve 18 yaş arası öğrenciler için 25 Haziran'da başlayacak olan yaz spor okulları ve engelliler il spor merkezi için kayıtlar bugün başladı. 6 Mart kapalı spor salonunda oluşturulan kayıt merkezinden alınacak bu kayıtlar. Öğrenciler ve veliler kayıt merkezinin yanı sıra kentin en işlek noktalarına da konuşlandırılacak. Kayıt standlarından aldıkları kayıt formlarını doldurarak oraya teslim edecekler. Efendim yine ayrıca il spor merkezinin kayıt noktası AVM'de de yerini alacakmış. Ben de efendim yaşı 5 yaşından itibaren, evet 5 yaşından itibaren kendi oğlumu mümkün olduğunca bu kurslara yazdırıyorum. Çünkü yazın eğer çocuklarınızla geçirecek de vaktiniz yoksa mutlaka bir kursa yazdırın. Ben hem gençlik sporun kurslarına yazdırıyorum, hem artık yaşı büyüdüğü için belediyemizin de düzenlediği kurslar var. Bir oraya bir oraya istediğine yazdırıyorum. Böylece en azından haftada 2 gün ne yapmış oluyor kendini o bir,
sokaktan veya işte bilgisayarın başından kaldırıp istediği bir şey. Bilgisayar var, sadece spor değil efendim, belediyede bilgisayar var, halk oyunları var, öbür tarafta basketbol var, jimnastik var, yani yüzme var, çeşit çeşit hangi alanda istiyorsa satranç var, gidip yazdırabilirsiniz. Tavsiye ederim. Yani tavsiye ederim, çocuklar için de oldukça hem yeni çevreye de girmiş oluyorlar. Şimdi Manşet Gazetesi'ne bakalım. Efendim, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu partisinin Isparta mitinginde konuştu. Isparta'daydı Karamollaoğlu. Yolsuzluğu durdurduğumuz zaman her şey değişir dedi. İtibar kazanmak için elbette iflas gibi gözüken yatırımları yapacağız diyorlar. Ya itibar iflasla kazanılmaz. Tam tersi, tasarruf yaparsan sana imrenirler dedi. Bakalım bu mitingin detaylarına da. Manşet gazetesindeyiz. Efendim, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, ekonomi perişan, dolar aldı başını gidiyor. Batı'ya biraz mesaj verdiler, arkasından 5 lirayı aşmadan 4.70 civarında oyalanıp duruyor. Seçimden sonra ne olacak kimse bilmiyor, borçlarımız yükseldi diye konuştu Karamollaoğlu. Saat 14'te miting alanına geldi. Burada kendisini bekleyen vatandaşlara karanfil dağıttı. Daha sonra da kürsüye gelerek gündeme dair mesajlar verdi. Bütün konuları ele almaya kalksak ister istemez en başta ülkemizdeki kutuplaşma, kamplaşma bizi endişe ettiriyor. Çünkü her ülke vadireli bir dönemden geçerken içeride birlik ve beraberliği sağlamak hepimizin, en başta da iktidarın en önemli görevi olmalıdır dedi. Ama üzülerek ifade ediyorum, bir seçime girerken Ramazan'da kucaklaşacağımıza kamplaşmamızı körükleyenler var. Meseleleri biraz farklı açıdan görenler hain ilan edilebiliyor. Biz buna razı değiliz demiş efendim. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için de konuşmuş Karamollaoğlu. Elbette biz iki seçime de giriyoruz. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı ve bir tarafta meclis seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili endişelerimiz var. Öyle bir hale getirdiler ki dikta rejimine eğilme ihtiyacı çok güçlüdür. Mecliste çok büyük önem veriyoruz. Allah razı olsun, birçok yerde belki her konuda benimle aynı fikirde olmayan kardeşlerimiz var. Açıkça gelip size destek vereceğiz diyorlar. Artık yeter, bu böyle gitmez. Bir değişikliğe ihtiyacımız var demiş efendim. Yine adaletin olmadığı yerde baskı vardır diyen Karamollaoğlu, zulüm vardır ama ateş düştüğü yeri yakar. Neyle suçlandığını bilmeyen binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insanla muhatap oluyoruz. Kararname ile alınmış ama neden alındığını bilmiyor demiş efendim. Yine efendim şöyle bir bakarsak, ben ne yola karşıyım demiş, ne de hızlı trene karşıyım. Tek söylediğim öncelikleri belirlemektir, sonra borçlanmadan yatırımlar yapmaktır demiş. Bu parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar. İki konuyu tedbir alalım. Yolsuzluğu durdurduğumuz zaman en çok yolsuzluk kanımızı emer gibi ekonomik değerleri emiyor. Bir diğeri de israfı durdurmaktır demiş. Efendim, bunları durdurduğumuz zaman zaten o sorduğunuz kaynağı da bulacağız demiş. Evet, İyi Partililer Senirkent'te demiştik. Ona da bir bakalım. İYİ Parti milletvekili adayları Aylin Cesur ve Mustafa Şimşek, il başkanı Mehmet Yılmaz Ertekin ve yönetim kadrosu ile birlikte Senirkent ilçesini ziyaret etmişler. İYİ Parti milletvekili adaylarını tanıtmış il başkanı Ertekin vatandaşa. 1,5 yıl daha ülkeyi yönetmesi gereken iktidarın baskın seçim kararı almasının ülkemizin içinde bulunduğu vehametin göstergesi olduğunu, partimizin bu sorunların üstünden gelecek bir kadroya sahip olduğunu ifade etmiş. Doktor Aylin Cesur da gerek kayınpederi Adalet Partisi milletvekili merhum Mustafa Cesur ve gerekse 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel ile bu topraklara defalarca geldiğini, Demirel'den sonra halkın sorunlarına çözüm üretilmediğini gözlemlediğini söylemiş. Yine İyi Parti kurucu il başkanı ve milletvekili adayı Mustafa Şimşek ise sorunların çözüm merkezinin İyi Parti olduğunu ve 24 Haziran'dan sonra ülkemizin yüzünün güneşe döneceğini
ifade etmiş. Efendim Isparta Davras Spor Taraftar Grubu 32 Gençlik. Efendim Ramazan ayı dolayısıyla bir iftar yemeği verecek 32 Gençlik'te. Cumartesi günü hükümet meydanının arkasında verilecekmiş bu iftar yemeğine. Katılım olması, yoğun katılım olması bekleniyor. Gece gündüz efendim çalışan tüm hemşehrilerimizi aramızdan görmekten mutluluk duyarız demişler. Ve bu yıl Allah'ın izniyle başaracağız demişler. Efendim Davras Spor bugünlerde gündemde efendim yeni sezona girerken, yeni sezonu açarken artık o senenin gerçekten bu sene olduğuna inanmış vaziyette herkes ve bu anlamda da Ali Bolat, birazdan ona da değineceğiz, adaylığını resmen açıklamış vaziyette. Daha şimdi de mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Isparta Milletvekili ve yine adayı Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Davras Spor'la ilgili konuşmuş. Elini taşın altına koymak isteyen herkesi beklediklerini ifade etmiş. Bu işe talip olan arkadaşlarımız yönetimlerini oluştursunlar demiş. Nasıl bir kaynak oluşturacaklar? Bu kaynağı garanti etsinler. Geliyorlar, takımı ortada bırakıp gidiyorlar demiş. Bunu istemiyoruz demiş. Bunu kime demiş? Onu da çok anlayamadım. Davras Spor yeni sezonda balda şampiyon olur. Ona göre tedbirlerinizi alırsanız, takım ve yönetimlerinizi oluşturursanız şampiyon olmaması için hiçbir sebep yok demiş. Efendim belediye başkanımıza da söyledim demiş. Gelin imkanlarınızı zorlayın dedim. Futbol farklı bir şey. Neden bir Erzurumspor'un başarısına biz de imza atmayalım? Sonuna kadar destek veriyorum ben demiş. Davras Spor yeni sezon balda şampiyon olur demiş. Evet efendim yakın dün mü? Cumartesi mi? Tam net hatırlayamadım şimdi, yanlış da bir şey söylemeyeyim ama Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın bir çıkışı vardı efendim. Takımı bu sene şampiyon yaptınız, yaptınız, yapamadınız. Önümüzdeki sezon alırım. Isparta Belediyesi'nin adı altında takımı şampiyonluğa götürürüm demiş. Hep birlikte çok yaşayalım, sağlıklı, huzurlu yaşayalım. Dediğim gibi valla hiçbir kanalda görmedim ben hapşuran sunucu. Kanal 32 seyircileri ne kadar şanslısınız. Efendim bu arada mesajlarınız geliyor yeni haftaya başlarken. Hiç durmadan çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel dilekleriniz var. Aynen, bizim de dualarımız sizlerle efendim. Bu arada evet 32 gençlikten de efendim mesaj gelmiş. Biz de sizlere günaydın diyoruz. İftara beni de davet etmişler. Çok teşekkür ediyorum. Zaten benim artık taraftar olarak sizden başka gidecek bir yerim yok. Biliyorsunuz ben Bursalıyım ve dolayısıyla orada büyüdüm. Bütün her şeyim orada geçti ve oranın da bir grubu vardır. Texas diye belki bilirsiniz. Oranın Bursaspor'un taraftarı olarak oraya üyeydim. Attılar beni efendim oradan. Çünkü o kadar çok Isparta Davras Spor dedim ki hadi gayrı git dediler, madem gönlün neredeyse orada rahat rahat çalış. Koydular beni kapının önüne. Ben de çok memnunum sizlerle. Zaten dost düşman bilsin, hayatımın sonuna kadar Allah izin verirse benim memleketim burası oldu artık. İnşallah burada yaşayacağım, çocuğumu büyüteceğim. Ben Ispartalı oldum gayrı. Efendim Nokta Gazetesi ile efendim devam ediyoruz. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, köylerle kucaklaşan tek belediyeyiz dedi. Bu anlamda da zaten programlar da devam ediyor ve her programda da mesajlar veriyor başkanımız. Bakalım bu program nerede ve nasıl olmuş? Sipahiler Köyü'ndeydi efendim. Sipahiler Köyü meydanlığında gerçekleştirilen iftar yemeği ve Ramazan programına Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın hanımefendi ile birlikte katılırken programa Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez, belediye meclis üyeleri, Kuzca Yuvalı köylerinin muhtarı ile çok sayıda da vatandaş katılmış. Böyle bir etkinliğin köylerinde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sipahiler Köyü muhtarı Ali Uysal, çalışkan ve dürüst bir köy olduklarını söylemiş. Köy nüfusunun 300 olduğunu ancak bu rakamın 5 katının başka illerde yaşadığını aktaran Uysal, köylerinin tarım, hayvancılık ve ormancılıkla geçimini sağladığını dile getirmiş.
Isparta Belediyesi'nin güçlü bir belediye olduğundan da bahsetmiş. Bizleri sizlerle buluşturan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a da teşekkür ediyorum demiş. Hemen MHP Milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez de sizlerin duasını ve desteklerinizi bekliyorum demiş. Sipahiler Köyü'nde bulunmaktan mutlu olduğunu söylemiş ve dile getirmiş. Hemen Başkan Günaydın da köyle ilgili bir anısını paylaşmış. Ayvalıpınar'da okuduğunu, 9 yaşındayken ilk olarak sipahilere geldiğini söyleyen Günaydın, gelme nedenini ise burada bir depo varmış, odunlar nakliye ediliyormuş. Merakımdan depodaki serleri görmek için geldim. Halen o depoyu ve o gün yaşadıklarımı unutamıyorum demiş. Köyleri çok sevdiğini, bunun bir nedeninin de kendisinin de bir köy çocuğu olduğundan bahsetmiş Günaydın. 1,5-2 yıldır köyleri dolaşıyorum demiş. 70 köyü gezdim. Gittiğim her köyde de 10-15 çevre muhtarı ile görüşme fırsatı buldum. Bugüne kadar 120'nin üzerinde köy muhtarımızla tanıştık ve sohbet ettik demiş. Daha önceden demiş, bugüne kadar köylerle kucaklaşan bir belediye olmamış. Yine burada olduklarından dolayı ne kadar mutlu ve memnun olduğunu söylemiş Başkan Günaydın ve bu konuşmaların ardından da sanatçı Uğur Demirci sahne almış, ilahiler ve kahramanlık türkülerini seslendirmiş. Efendim yine çocuklar, tabii ki çocuklar, çocuklarsız çocuk. Bir organizasyon yapıyorsanız, bir yerde toplanıyorsanız, orada çocuklar ve o güzel cıvıl cıvıl sesleri olmazsa o organizasyon hiçbir işe yarar mı işin açıkçası? Efendim çocuklar da yine kendileri için kurulan oyun parklarında oynamışlar. Havalar da güzel ya, vallahi ne güzel keyfini çıkarmışlardır. Çocuklar hayatımızın her yerinde olmalı. Soyutlamayın efendim. Çocukları hiçbir şeyden soyutlamayın. Şimdi tabii ki böyle eğlencelere katılıyor ama mesela ben son zamanlarda üzerine çok gidiliyor. Onu da çok anlamlı ve mantıklı bulduğum bir şey. Camilerde çocuk seslerinin olmasını istiyor. Din görevlilerimiz bununla ilgili çağrılarda bulunuyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda küçücükken camilere girmeye korkardık. Niye korkardık? Öyle gösterilmişti bize, hani oranın kutsal bir mekan olduğunu anlatırken biraz fazla abartmışlardı herhalde ki biz korkuyorduk camiye girmekten. Hani bir hata yaparız, yanlış yaparız, bir şey olur diyerekten girmeye korkuyorduk ama şimdi ne güzel davet ediyorlar çocuklarımızı, gelsinler, orada da camilerimizde de çocuk sesi olsun diyor din görevlilerimiz. Çocukları hiçbir şeyden soyutlamamak gerekiyor. İşte koca yürekli bir çocuktan bahsedeceğiz size. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde sahneye çıkararak Cumhurbaşkanı'na çiçek veren Erdoğan'ın yakından ilgilenip 24 Haziran'a kadar çok çalışacak mısın diye sorup öptüğü İlayda Atasever, babasıyla birlikte bankaya giderek kumbarasındaki tüm parasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için kullanmış. Isparta'nın Gelendos ilçesinde yaşıyor 4 yaşındaki İlayda. Bankaya babasıyla kumbarasını açtıktan sonra vezne görevlisine teslim etmiş minik İlayda. Tayyip dedemi çok seviyorum, ona para gönderdim demiş. Yine Gelendos ilçesinde 9 yaşındaki Hayri Nisa Kıyak da babası Ahmet Kıyak ile bankaya gelerek biriktirdiği 38 lirasını Erdoğan'a destek vermek için yatırmış. Hayri Nisa gazetecilere yaptığı açıklamada, vay küçük hanım, gazetecilere yaptığı açıklamada bu kumbaranın içinde kaç lira var bilmiyorum. Bu paraları Tayyip dedem için biriktirdim. Şimdi bunu buradaki abilere vereceğim. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Ona bağışta bulunacağım. Onu çok seviyoruz diye konuşmuş. Efendim işte minicik yürekler kendilerine göre yakınlık hissettiklerine, nasıl fedakar olabileceklerini görüyorsunuz ki. Çünkü o yaşta vallahi var ya, benim de çocuğum o yaşları geçti. Biriktirdiği parayı elinden almam mümkün değildir. 3 lira biriktirse dünyanın en büyük parasıdır onlar için ama kendi gönüllerince kalplerinin ısındığı kişilere vermişler. Şimdi bakalım neler var başka Nokta gazetesinde. Evet, bir kaza haberi efendim. Isparta'da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil iki ağaca çarptıktan sonra yan yatmış. O kazada sürücü yara almadan çok şükür kurtulmuş. Feci bir trafik kazası meydana geldi diyor ama ancak bu araçtan sürücü
burnu kanamadan çıktı diyor gazetemiz. Çevredekiler hemen 112'ye acil servisine ve polis ekiplerine haber vermişler ve onlar hemen oraya gelmiş. Sağlık ekipleri tarafından sürücünün gerekli kontrolü yapıldıktan sonra yaralı olmadığı belirlenmiş. Kazaya karışan otomobil daha sonra olay yerine getirilen çekiciyle kurtarılmış. Çok da geçmiş olsun diliyoruz efendim. Şimdi şehit ve gazi yakınlarını yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Şehit ve gazi yakınları isteğe bağlı şekilde nüfusa kayıtlı oldukları, kendileri veya ailelerinin ikamet ettiği il hudutlarında, kurum ve karargahlarda askerlik yapabilecekler. Şehit ve gazi yakınları askerlik için bu büyük bir kolaylık oldu. Kardeşi şehit düşen veya gazi olanlar isteğe bağlı askerlik yapmayabiliyorlar. Ancak yapmak isteyenlere de kolaylık sağlandı. Bu doğrultuda onlara ailesinin ikamet ettiği veya nüfusa kayıtlı olduğu il sınırlarındaki birlik, kurum ve karargahlarda askerlik hizmeti yapabilmeleri imkanı getirildi. Hak sahiplerinin tercih ettiği yerde birlik, kurum, karargah bulunmaması halinde dağıtımlar tercih edilen yere yakın birlik, kurum ve karargahlara yapılacak. Bu haktan terörle mücadele kanunu kapsamında hayatını kaybeden, yaralanan, engelli hale gelen yükümlüler, kamu personeli ve sivillerin kanuni yakınları faydalanabilecek. Kore ve Kıbrıs gazileriyle bu kanun haricindeki personel ve kanuni yakınları kapsam dışında olacakmış efendim. Evet, isterlerse yapmayabiliyorlardı ama birçoğu da yapmak istiyordu. Bununla ilgili de bir düzenleme getirilmiş. Şimdi emekli sandığına bağlı emekliler maaşlarını almışlar. 12 milyon emeklinin merakla beklediği 1000 liralık bayram ikramiyesi de 7 ve 8 Haziran'da ödenecek. SSK ve Bağkur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekilmiş. SSK ve Bağkurlar maaşlarını 11, 12 ve 13 Haziran'da alacaklar. Tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1, 3, 8 olanlarsa 12 Haziran'da, 0, 2, 4, 6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alabilecekler. İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak. Emekli sandığı ve Bağkur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklilerine ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak. Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyelerini alabilecekler. Efendim, güle güle harcasınlar sağlıkla sevdikleriyle birlikte. Şimdi evet, seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşınca da tabii ne oluyor? Adaylar kendilerini tanıtırken, partiler sahaya çıkarken bizim de taleplerimiz seçmen olarak oluyor. Çeşitli gruplar şeklinde sorunlarımız dahilinde. İşte Türkiye çapında hayvansever kuruluşların temsilcileri, doğayı ve hayvanları, yaşam haklarını korumayan siyasilere oy yok kampanyası başlattılar. Isparta'daki kampanyanın ayağını da Isparta Hayvan Koruma Derneği yürütüyor. Dernek üyeleri belediye işanı önünde ellerinde pankartlarla kampanya duyurusu yaptı. Basın açıklamasını dernek başkanı Aynur Gül Asem okudu. Asem siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek hayvanların yaşam hakkı ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamalarını da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini isteyeceklerini söyledi. 7 milyonu aşkın can yoldaşını doğa ve hayvan hakları savunucularının yıllardır Hayvanları Koruma Kanunu'nun TCK kapsamına resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip hayvana esaret, şiddete, sürgüne, öldürülmeye son verilsin, ağır cezalar getirilsin çağrılarına sessiz kalan sürgün, ölüm yasa tasarısı ile sürekli hayvan hakları savunucularına tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara oy yok diyoruz demiş. Doğru da demiş, bence de oy yok çünkü ben de bir hayvan hakları savunucu. Bakın niye önemli biliyor musunuz? Şu cümle beni çok delirtiyor. İnsanlar bitti de hayvan mı kaldı? Yani beni çığırımdan çıkartan bir cümle. Baktığınız zaman işte niye önemli biliyor musunuz hayvan hakları? Bir, can var ortada. Rabbim lütfetmiş, yaratmış. Sen kimsin de bir hayvanı hor görürsün, zarar verirsin veya onu yaşam hakkını elinden alırsın. Rabbim, güzel Allah'ım ona bir can vermiş. Sen hadsiz, bunu nasıl yaparsın? İki,
Hayvanları düşünecek kadar bu kafa yapısı, yani hayvanların bu yaşam haklarına saygı duyacak kadar bir kafa yapısı taşıyorsanız eğer, zaten bütün hizmetiniz insanlığa da olacaktır. Yani eğer hayvana, ben her zaman ne derim? Bakın, ben bir anneyim ve bu anneliğimi de yaparken en çok hayatımda neye dikkat ettim biliyor musunuz? Hayvanlara zarar veren insanlardan hayatım boyunca hep uzak durdum. Şu anda da çocuğumu uzak tutuyorum. Çünkü eğer o vicdansızlık varsa içinde, bakın, kendini savunma ayrı bir şey, korkmak ayrı bir şey. Bunlara kesinlikle saygı duyuyorum. Korkabilir, sevmeyebilir. Bunu da anlıyorum. Sevmek zorunda değil. Ben de hayvan seviyorum derken alıp da koynumda yılan besleyeceğimi söylemiyorum. Yani yılan da bir hayvan, ama ben hiçbir zaman mesela şunu kendim adıma söyleyebilirim ki, kendimi tehlikede hissetmiyorsam keyif için, zevk için efendim bir hayvana zarar vermemişimdir, vermem de. Ama bunu bir insan yapıyorsa ben ondan uzak durdum hayatım boyunca, şimdi de çocuğumu uzak tutuyorum. Çünkü o vicdansızlık aynı insana da yapılacaktır. Ne olur ölçünüz bu olsun. Yoksa aman insan bitti de hayvan mı kaldı diye düz mantık vallahi bizi bir yere götürmüyor. Artık böyle biraz daha detaylı ve ayık olmamız gerekiyor. Detaylı da düşünmemiz gerekiyor millet olarak diye düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları bakım ve rehabilite merkezi Isparta'da hizmet veriyor. 49 dönümlük alan içerisinde konuşlanan rehabilite merkezinde sokak hayvanlarımız doğayla iç içe yaşıyor. 11 kapalı bina ve padok yerlerinden oluşan merkezde kedi ve köpekler için ayrı ayrı hastane, kısırlaştırma merkezleri, ameliyathane, anne ve yavruların aynı yerde kalabilecekleri yuvalar, normal yuvalar ve karantina bölgeleri yer alıyor. Köpekler için ayrıca ormanlık alan içerisinde doğal barınaklar da bulunuyor. Bakımı tamamlanan hayvanlar doğal ortamlarında yaşıyorlar. Hayvan barınağımıza gelen çocuklarımız için masal odaları, eğlence yerleriyle yetişkinler için dinlenme alanları da oluşturuldu. Çocuklarımız hem gönüllerince vakit geçiriyor hem de hayvanlarla bir arada oluyorlar. Benim için önemli diyorsanız adresiniz belli. Özellikle çocuklu aileler. Türkiye'de sayılı olan otomatik halı yıkama makinesi sayesinde özel halı yıkama şampuanı ile el değmeden hijyenik bir ortamda yıkanıyor ve özel askılıklarda kurutuluyor. Sadece halı değil, stor perde, yorgan, battaniye ve koltuklarınız da bize emanet. Yerinde ve hijyenik koşullarda yıkıyoruz. Sizin ve çocuklarınızın sağlığı bizim için önemli. Ha bu arada her 20 metrekare halı yıkamaya bir adet yorgan veya battaniye yıkama bizden hediye. Adres Keçeci Mahallesi, 2321 Sokak, numara 3 Isparta. Telefon 0246 231 9999. GSM 0542 247 1836. Sağlıklı yaşamak ve güzel görünmek için spor yapmak şart. 550 metrekare salonumuz ve 250 metrekare kadınlara özel salonumuzla hizmetinizdeyiz. Antibakteriyel zemin, turnike sistemli giriş, havalandırma sistemi ve ücretsiz vücut kitle endeksiyle en iyi hizmeti sunuyoruz. Profesyonel öğretmenlerimiz, haftanın 7 gün açık salonumuz ve son sistem spor aletlerimizle spor yapmak artık daha keyifli. Isparta'nın sağlıklı spor ve yaşam merkezi adına en kaliteli mekanı A Plus Spor Center. Telefon 0246 227 61 63. Cep telefonu 0507 276 65 45. Adres
Fatih Mahallesi, 201. Cadde, Daloğlu İnşaat, Sarıca Evleri, Isparta. A-Plus Spor Center. Yeni nesil araçlar, donanımlı personelimiz ve tecrübeli şoförlerimizle hizmetinizdeyiz. Adres: Konur Bahçesi Esnaf Odaları karşısı. Telefon: 0246 223 1634. Sertur. Sizin için özel olan tüm günler bizim için değerlidir. Hayallerinizdeki organizasyon ve düğün için doğru tercih yapın ve bizimle iletişime geçin. Mükemmel hizmet kalitemizle kalabalık davetlerinizin aranan mekanı olmaya hazırız. Adres: Halıkent Mahallesi, Eski Bakkallar ve Bayiler Düğün Salonu. Rezervasyon: 0545 570 0500 0555 971 3747. Moda Park, Kongre ve Düğün Salonu. Memleketi bu kadar renkli, memleketlisi böyle hamarat olur da insan doyar mı bu mirasa? Doya doya haftada en az 2 gün bakliyat ye, özenle büyü, formunu koru, sağlıklı yaşa Türkiye. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz o güzel dilekleriniz için. Sevgili Adnan, Adnan Aksu da siz artık bir 32 gençlik taraftarısınız demiş. Tabii ki, hele ki gençlik varsa başında benim orada olmam kesinlikle gerekiyor. Ne işim var yaşlılar tarafında? 32 gençlikle beraber yürüyeceğiz. Ay, bir an önce de bu lig başlasa da o heyecanı tekrar yaşasak ne kadar hoş olacak. Efendim, yine o sene bu sene diye başlayacağız. Ama yine ben başından da söyleyeyim. Ben Isparta Davraspor'un her şekilde yanındayım. Şampiyon olsa da olmasa da şahsım adına söylüyorum bunu. Tabii ki gönül şampiyonluktan yana, güzel bir sezon olsun, güzel bir lig olsun, güzel bir futbol seyredelim. Bu anlamda da zaten takımımla ilgili hiçbir kaygım ve şüphem yok efendim. Şimdi programı açarken çadırda ittifaktan bahsetmiştik. Efendim, Cumhur İttifakı'nın unsurları Karaağaç Mahallesi'nde buluşmuşlardı. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti il başkanları ittifakın Türkiye'nin geleceği için önemine vurgu yaptılar. Bakalım bu haberin detaylarına. AK Parti'nin Karaağaç Mahallesi'nde kurduğu seçmenle buluşma çadırını ziyaret ettiler. Efendim, Isparta postasından devam ediyoruz. Efendim, İl Başkanı İsa Yalçın beraberinde milletvekili adayı Zübeyde Turhan ile birlikte Karaağaç Mahallesi'nde AK Parti milletvekili adayları ve seçmenleriyle bir araya geldi.
Gazetelere açıklamada bulunan MHP İl Başkanı İsa Yalçın, arkadaşlarımızı ziyarete geldim. Çok güzel düşünmüşler. Ben de çok gelmek istedim. Bugüne nasip oldu. Cumhur İttifakı'nda milletin bir araya gelmesi, milletin bir arada olması ülkenin kaderiyle ilişkilidir. Bu ülke üzerinde hesap yapanlar, bir takım bu ülke önüne engel koyanlar amaçlarına ulaşamayacaklar demiş. Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı değil, milletin geleceğinin ittifakıdır. Bu inançla çalışıyoruz demiş İsa Yalçın. Isparta'nın Türkiye'nin en yüksek oy oranıyla bir kurtuluş mücadelesine vereceği desteği tüm ülkemizin vereceğine de inanıyoruz demiş. Bu inançla çalışıyoruz demiş. MHP'nin de Cumhur İttifakı içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ileten AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, bu ittifakın paydaşı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu meseleye seçim meselesi değil, ülke geleceği açısından hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ve MHP kadrolarının hem de Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu milli irade çerçevesinde bu duruşu sürdürüyoruz demiş. Milletimiz için son derece önemli, ülke tarihinde çok önemli bir yapı taşı olan iki aktör bir araya gelerek seçim sürecini istiklal mücadelesi ruhu içinde yürüterek milletimizin takdire şayan olarak nitelendirdiği bir hadise demiş. Çocuklarımız gelecekte bu birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu, bu ülkenin tarihi akışında kaderine ne derece etki ettiğini hayırla yad edeceklerdir şeklinde konuşmuş efendim. Evet, Süleyman Demirel Hastanesi'nden başarılı bir operasyon daha diyor gazetemiz Isparta Postası. Isparta Kuleönü kasabasında ikamet eden ve farklı merkezlere giderek şifa bulmaya çalışan 31 yaşındaki Betül Aydın'ı yine Isparta'da ilk kez yapılan ve Türkiye'de sayılı merkezlerde gerçekleştirilebilen bir operasyonla sağlığına kavuşmuş. Operasyonu gerçekleştiren Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdoğan İbrişim. Hastanın yapılan tetkiklerinde glomus tümörü diye adlandırılan şah damarından köken alan tümörle karşılaştık diyor hekimimiz. Tümör beynin sol tarafında şah damarın bütün dallarını sarmış durumdaydı. Hastanın beyin dolaşımında da bir anomalisi vardı. Bu da sağ ve sol beynin kan akımının birbirine bağlantılı olmamasıydı. Bu durum ameliyatı bir kat daha riskli hale getirdi. Çünkü ameliyat sırasında bu damara yapılacak müdahale beynin sol tarafının akımının ileri derecede azalma tehlikesi vardı. Bu da beyinde hasar, felç ve ölümle sonuçlanabilinirdi diyor. Yaşanan durum tıp literatüründe çok az rastlanan bir olgudur. Biz hastanın şah damarının bütün dallarını saran yaklaşık 7x4 cm'lik tümör dokusunu hayatsal öneme sahip damardan tamamen temizledik diyor. İkinci gün taburcu ettiğimiz hastamızın durumu gayet iyi. Başarıyla sonlandırdığımız ameliyatın bir başka özelliği de Isparta'da bu büyüklük ve bu şekilde bir tümörün daha önce opere edilmemiş olmasıdır diye konuşmuş. Allah doktorlarımızdan, hekimlerimizden razı olsun. Onlara güç kuvvet versin. Her zaman ne diyoruz? Muhtaç da olmayalım, eksikliğini de görmeyelim. Geçmiş olsun diyoruz hastamızda da. Valla o kadar zor ki rahatsızlık yaşayanlar biliyor. Özellikle bu son zamanlarda duyduğumuz kanser, tümör hepimizi irite ediyor. Bundan koruma şekli de var. Mücadele şekli de var. Hiçbir hastalığın, ölüm hariç, çaresiz değil diye bakıyoruz. Biz bu anlamda da hekimlerimizin dediğimiz gibi her zaman da yanındayız. Allah onlara yardım etsin. Şimdi Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın katıldığı Ramazan programında Isparta Davraspor'un bu sene şampiyon olmaması halinde Isparta Davraspor'u Isparta Belediye Spor yapacağım ve ilk senesinde de şampiyon olacağız dedi. Bu da yine nedir? Bir güç katan konuşmadır Davraspor adına. Baktığımız zaman taraftar adına, bizler adına Davraspor'umuz inşallah bu sene de şampiyon olur, önümüzdeki sene de şampiyon olur. Neden olmasın? Koskoca bir iliz ve takımımız var. Isparta'da geçen yıl hizmete açılan 5000 kişilik öğrenci yurdunda bu yıl 7 kişilik kapasiteye sahip yeni
Bu yıl 7 kişilik kapasiteye sahip yeni yurtlar ekleniyor demiş gazetemiz. Açılan yurtların Isparta'da apartlara büyük zarar vereceği düşünülürken beklenenin tersine öğrenciler ikinci yılda yurttan çıkarak apartlara dönüyor. Efendim bunun nedeni de ne olduğuna bakalım. Koşulların iyi, yeri güzel apartlar şimdiden doldu diyor yetkililer. Son bir haftadır gelen öğrencilere gösterecek apart bulmakta zorlanıyoruz demişler. Faizlerin düşmesiyle birlikte konut sektörünün canlandığını da belirtmiş bu yetkililer. Daire almak isteyen vatandaş için çok uygun bir dönemdeyiz. Faizlerin yüksekliği vatandaşa konut alımından uzak tutuyordu. Fakat faizler düştü. Tapu harçlarında indirim yapıldı. Geçen yıl sektördeki yavaşlama yaşanması müteahhitlerin de fiyatları sabit tutmasına neden olmuştu demişler efendim. Şimdi faizler düşünce de millet tabii konut kredileriyle konut almaya çalışıyor. Ben şeye geleceğim, bu benim şahsi görüşüm. Öğrenciler neden ikinci yılında apartlara akın etti, yurtlardan çıktılar? Vallahi bu da öğrenci rahatlığıyla ilgili bir şey. Nedir o? İşte yurtlarda da belli bir disiplin vardır, belli bir nizam vardır. Bu konuda da birazcık öğrenciler ilk sene gelip çevreyi tanıyıp şöyle bir hakim olduktan sonra da biraz daha böyle kendi özgürlükleriyle ilgili bir kaçış olabilir diye düşünüyorum. Öğrenci gözüyle bakıyorum. Efendim biz de o yollardan, o ne derler, o sıralardan geçtik. Bizim de bakış açımız zamanında öyleydi. Bu yüzdendir diye düşünüyorum. Çünkü yurtlarımız bizim güzel yapılıyor. Herhangi bir sorun yok ki. Ta bizim zamanımızdaki yurtlarda var ya, ne problemler vardı biliyor musunuz? Sular soğuk gelir, duş alamazsın, kesilir, ne zaman geleceği belli olmaz. Yemekle ilgili sıkıntılar, sürekli problemler çıkar. Yemek soğuk olur, çıkar yetmez, pahalı olur, şöyle olur, böyle olur. Ama o yurt sorunları şimdi baktığınız zaman hem gelişmeyle ilgili hem de tabii artık bir sosyal medya şeyi var. O zaman biz sesimizi duyurmak için aman günlerce otur, eylem yap, bir şey yap, yemekteki bir şeyi düzeltebilmek için. Şimdi hemen bir sosyal medyadan paylaştığın zaman milyonlara ulaştığı için de bu anlamda da rahatlar ve gayet de güzel yapılıyor. Şimdi yiğidin hakkını da yiğide verelim. Yani şimdi onlara da bir bahane bulmayalım. Bu bizim kendi kişisel görüşlerimizle ilgili bir şey. Rahatlık tercihiyle ilgili, işte özgürlük, rahatlık da demeyelim de özgürlük. Efendim Çözüm Gazetesi son yerel gazetemiz. Efendim Burdur yolu ihalesi yapıldı, inşaat başlıyor diyor Çözüm Gazetesi. Isparta Burdur arasını Yakaören Gelincik üzerinden 7 kilometre azaltacak karayolu 2 yılda tamamlanacak. İhale 182 milyon TL'ye sonuçlandırıldı. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgic'in uzun süredir takibinde olan Isparta Burdur arası dostluk yolu ihale edildi. Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü 21 kilometrelik yolu 14 kilometre duble yola düşürecek dev projenin ihalesini de gerçekleştirilmiş. 250 milyon TL bedelli proje 182 milyon TL'ye ihale edilmiş. Efendim 2 yılda da tamamlanıp hizmete de açılacak. Evet, CHP milletvekili adayı Mustafa Ceyhan ikinci iftarını Senirkent ilçesinde vermiş. İftara çok sayıda vatandaş katılmış. Dediğimiz gibi bugün canlı yayın konuğumuz, konuşacağız. CHP 3. sıra milletvekili adayı Zafer Sağlam 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Milletvekili adayı Sağlam sanki 1. sıra gibi çalışarak CHP'nin seçimlerden zaferle çıkması için elinden geleni yapıyormuş. Isparta'nın artık tamam dediğini söylüyor efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Isparta Milletvekili ve aynı zamanda da 27. dönem milletvekili adayı Süreyya Sadi Bilgic, AK Parti hükümetlerinin 16 yılda Isparta'ya yaptığı yatırımları özetlemiş, AK Parti iktidarıyla Isparta tarihinin en büyük yatırımlarını aldığını vurgulamış, yatırımların çeşitlenerek devam edeceğini de söylemiş. Efendim katıldığı bir programda 16 yılda yapılan hizmetleri anlatmış. Özel idare üzerinden 630 milyon TL yatırım yaptık demiş. 50 milyon kilit taşı dağıttık demiş. Yine baktığımız zaman Dereboğazı'nın ihale süreçleri de
bu yıl tamamlanmış olacak demiş yapılan hizmetlerle ilgili. Şöyle bir bakalım, aktarmadığımız haber kalmasın diye yapıyoruz efendim. Evet, bölgesel amatör ligdeki temsilcimiz Isparta Davraz Spor'da başkan arayışları sonuca ulaştı. Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, Isparta Davraz Spor'un başkanlığına resmen aday olduğunu açıkladı. Bolat, uzun süredir takip ediyorum. Kimse bu taşın altına elini koymuyor. Vali Bey'le bir toplantı yaparak hazır olan listemle göreve talip oldum. Büyüklerimin desteği ve Isparta halkı ile bu işi başaracağıma inancım tamdır demiş. Evet, Isparta Genç İş Adamları Derneği Başkanı ve İTSO Meclis Üyesi İş Adamı Barış Gümüş ve Yönetim Kurulu üyeleri Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuşlar. İTSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Meclis Başkanı Osman Şahlan'ın ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette İGİAD Başkanı Barış Gümüş, İTSO ile yeni dönemde ortak projeler yapmak istediklerini söylemiş. Efendim yine Başkan Başdeğirmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sizinle her platformda zaten birlikteyiz. Kurumsal manada da sizin hem burada hem de dernekte görev almanız bizim için büyük bir şans demiş ve her projede de yanlarında olacaklarını söylemiş. Kuleyönü Belediye Başkanı Sezai Çakır, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bir ziyarette bulunmuş. Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Yönetim Kurulu tabii ki hazır bulunmuş bu ziyarette. Isparta adına yaptığı projelerin yanı sıra tarımsal anlamda da başarılı sonuçlar elde edilen Isparta meyvesi ve elması ile ilgili hazırladıkları Urge projesinden dolayı Başdeğirmen'e teşekkür etmiş. Başkan Çakır bu tür projelerin artmasını istediklerini de söylemiş. İTSO Başkanı Başdeğirmen de önümüzdeki dönemlerde mobilya ve kozmetik başta olmak üzere farklı projelere imza atacaklarını belirtmiş. Efendim birbirlerine teşekkür etmişler. Bir gün tekrar Başdeğirmen'i de biz canlı yayın konuğu alalım. Şu seçimlerden sonra yapalım. Bakalım hem seçimlerin iş piyasasındaki etkileri ne olmuş, onları konuşalım. Bir de kendisi başkan seçildikten sonra gelmişti sağ olsun, programımıza konuk olmuştu. Bu projelerden bahsetmiştik. Onlar ne aşamada, bir ilerleme var mı? Onları konuşalım. Efendim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, Isparta'nın önemli gül üretim merkezlerinden olan Güneykent kasabasında bulunan gül bahçelerinde incelemelerde bulunmuş. İl Müdürü Zabun ve beraberindekiler Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün'de de bir görüşme yaparak beraber gül bahçelerini gezmişler. Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün, kasabada yapılan gül üretimi ve son yıllarda önemli bir ivme kazanan gül turizmi hakkında bilgilerini aktarmış. Efendim, şimdi fitre nedir, kimlere verilir, kimlere verilmez, ne zaman verilmeli, fitre bedeli ne kadardır, bununla ilgili bir yazı var Çözüm Gazetesi'nde. Oldukça da uzun ve hadislerle de açıklanmış efendim bu konu. Mesela şöyle bir bakayım. Fitre'nin tövbe süresinin 60. ayetinde sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir demiş. Ayrıca fitre verilecek kişi bu şartları taşısa bile ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına fitre verilmez demiş. Zamanında başlamış. Gerçi bununla ilgili Diyanetimiz mutlaka bir hutbede veya bir yerde açıklama yapacaktır ki yaptı. Ama merak ediyorsanız Çözüm Gazetesi'nde de bu dediğim gibi hadislerle de açıklanarak verilmiş. Uzunca da bir yazı. Ne yapalım? Bölgeden devam edelim. Bölgeden devam edelim dedim. Ulusal açtım. Benim de kafa bazen gidiyor. Evet, Akdeniz, Hürriyet Akdeniz'den devam edelim efendim. Şimdi paket tur pazarında yılın ilk çeyreğinde %40'a yakın yükseliş gösteren Antalya'da 1 milyon 220 bin turist sayısına ulaşılmış. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin verileri de Rusya'dan bu yıl 244 bin turistin geldiğini ortaya koymuş. Önümüzdeki aylarda turizmcilerin gelirlerini önceki yıla göre
%10 ila 15 bir artış beklediklerini belirten Aktop Başkanı Erkan Yağcı, Ramazan Bayramı ile birlikte yükselen ivmenin 2018 boyunca süreceğini ifade etmiş. Kişi sayılarında 2 yıldır yaşanan yükselişin 2019'da fiyat artışlarını da beraberinde getireceğini söyleyen POYT Başkanı Hakan Duran ise turist artışı devam ederse 2020'ye kadar gelirler 2014 ve 2015 değerlerine ulaşır demiş. Haydi bakalım, turizm açısından tabii ki sevindirici, işletmelerimiz açısından da kötü günler yaşadıktan sonra böyle bir ivmenin olması ülkemize de büyük katkı. Efendim, Karamollaoğlu Isparta'ya geldi haberi var. Sevgili Ali Çevikbaş'ın haberi, bununla ilgili detayları vermiştik. Efendim, o da yerini bölgede almış. Kanser nedeniyle sol göğsü alınan hastaya sırt kasları ve deri kullanılarak yeniden göğüs yapılmış efendim. Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla ilgili konuşan plastik estetik cerrahi uzman Bahadır Çelik, hastanın sırt ağrısı dışında problemi yok demiş. Sol memenin yeniden ve doğal bir görünümle oluşturulması için hastanın sırt bölümünden kas ve deri adacığı alındığını vurgulayan Bahadır Çelik, operasyonun ilk aşamasında sırt bölümünde belirlenen noktada kas ve deriyi aldık, operasyonda protez kullandık, tekrar şekillendirme işleminde de meme ucunu da koruduk, son derece başarılı bir operasyon diye konuşmuş efendim. Dediğimiz gibi, yani tıpta çok şükür memleketimizde ölüm hariç neredeyse çözümlenemeyen, tedavi edilemeyen bir hastalık kalmadı gibi. Çok da başarılı hekimlerimiz var. Ama hastalıklar çok çeşitli ve çok acımasız. Bunlardan bir tanesi de işte kanser hastalığı. Kanser nedeniyle, kanserle mücadele ederken bazen bazı organlarımızı da o tedavi sürecinde, mücadele sürecinde kaybedebiliyoruz. Şimdi erkek olsun, kadın olsun, bu anlamda özellikle dışarıdan da belirtilen, ben çok üzülürdüm mesela o göğsü alınan hastalara, ama artık biraz evvel de aktardığımız gibi bunun da çözümü var, bunun da çaresi var. Bizim hekimlerimiz bunu da yapıyorlar. O yüzden ne yapıyoruz? Rahatsızlığımız ne olursa olsun, hatta hiç rahatsızlığımız olmadan en güzeli, hepsinin önüne bu seti, bu duvarı koruyabilmek için ne olursunuz? İçinizi ferah tutuyorsunuz. Stresten uzak duruyorsunuz. Benim de sevmediğim bir cümledir. Stresten nasıl uzak duracağız ya, nasıl uzak duracaksınız biliyor musunuz? Stresten uzak durmak için bir gün bu hayatın hem de ne zaman olacağını bilmeden biteceğini düşünün lütfen. Ve nefesimiz sona erdiği zaman bizim o stres yaptığımız, şu an aklınızdan geçen veya yaşadığınız hangi sorun varsa o kadar olayın dışında kalıyorsunuz ki artık. Borçsa bu kalmış oluyor bu dünyada. İşte ne bileyim, aşkla ilgili terk edilmişlik, reddedilmişlik, hepsi bu dünyada kalmış oluyor. Bu da neyi göstermiş oluyor bize? Her şeyin boş olduğunu. Tabii ki insanız, üzüleceğiz. Tabii ki tepki vereceğiz yaşadığımız olumsuzluklarla ilgili, ama kara kara, kahırlanarak düşünmeyeceğiz efendim. Rabbim evlatlarımızı da imtihan etmesin. Onlara sağlık, huzur, güzel bir ömür nasip etsin. Onun dışında dediğim gibi ölüm hariç bu dünyada çözülmeyecek bir sorun yok. Yok efendim. Hele Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kendiniz bile alamayacağı söylenmişken, onu noktalandırmaya götürecek kadar da bir sorun yok. Neyse dert, çaresi vardır, çözümü vardır. İçinizdeki bu umudu kaybetmeyin, içinizdeki bu yaşama sevincini kaybetmeyin. Dediğimiz gibi bizlere inanan insanlarız çok şükür. Bir gün bu hayat, bu yalancı dünya bitecek, ebedi hayata yüzümüzün akıyla gidelim. O yüzden ne olur kendinizi hiçbir şey için kahretmeyin. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde son bir haftada 15 nakil gerçekleştirilmiş. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Profesör Doktor Bülent Aydınlı, çok mutluyuz demiş. 7 günde 15 insana yeniden hayat vermiş olmak çok güzel. İnsanları organ bağışına davet ediyoruz.
nakil can kurtarıyor demiş. Şimdi bu haberin ardından hemen biz de şunu ekleyelim. Organ bağışı ile ilgili hemen biraz ülkede mesela bir kan bağışı biraz daha anlaşıldı ve oturdu. Ama organ bağışı henüz daha anlaşılmadı ve oturmadı. Bununla ilgili de hem araştırınız. Diyanetimizin İslam dinimiz adına bununla ilgili görüşleri var. Bir mahsur olmadığına dair. Yine aynı şekilde doktorlarımızın bunun nasıl olduğu ile ilgili görüşleri var. Araştırın. Aklınıza yatacağından eminim. Kan bağışı ile ilgili Isparta'da bir şey söyleyeceğim. Ramazan nedeniyle oruç tuttuğumuz için her ne kadar orucu bozmak, bağış yapmak dense de tabii ki bazı vatandaşlarımızın içi çok da rahat etmediği için bir düşüş yaşanmış. Dolayısıyla biz biliyoruz ki Isparta kan bağışında hep Türkiye'deki en iyi iller arasında olmuştur. Hep hedeflenenin üzerine çıkmıştır. Bu anlamda tabii bir şey de söyleyemem ben, eleştiremem. İşleri rahat değildir. O ayrı bir şey. Ama şöyle bir durum var. İftardan sonra 11'e kadar bağışta bulunabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalarını başlattılar. Efendim Kızılay'ımız bu merkezde, Mimar Sinan'ın orada da yerleri var. O yüzden yine Isparta'mıza haydi Isparta diyoruz. Bakalım şimdi neler aktaralım size. Evet, şimdi Burdur'da iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. Süleyman Alptekin ile Bekir Kaya. Süleyman 17 yaşındaydı. Bekir 16 yaşında toprağa verildi. Kayış köyündeki cenaze töreninde çok sayıda vatandaş katılmış cenazede. Süleyman Alptekin'in babası Turan Alptekin, damatlık giyecektin, kefen giydin oğlum diyerek gözyaşı dökmüş. İşte ne dedik daha 30 saniye önce. Rabbim evlatlarımızla imtihan etmesin bizi. Evlat acısı yaşatmasın hiç kimseye. Onun dışında dert edecek de hiçbir şeyimiz yok bu yalan dünyada. Efendim trafik işte trafik can alıyor. Dikkatli etmek gerekiyor. Bunu sürekli de söylüyoruz ama olmuyor işte. Efendim Korkuteli Belediye Başkanlığı görevinden İYİ Parti'den milletvekili adayı olabilmek için istifa eden Hasan Gökçe basın toplantısı düzenlemiş. Ve Gökçe bu basın toplantısında bir aday adaylığı süreci yaşandı ancak aday gösterilmedik. Ben hanımefendiyle 3 yıla yakın yol yürüyen birisiyim. İYİ Parti'nin kurulma aşaması ve devamında hep iletişimimiz devam etti. İYİ Parti'nin bir neferi olarak mücadele etme gerektiği kanaatindeyim diye konuşmuş. Herhalde devam edeceğim demek istemiş. Efendim şimdi Alanya sahilinde 70 kilo ağırlığında ölü karetta bulunmuş. Kısa sürede olay yerine gelerek karettayı sahilden alan belediye ekiplerinin deniz kaplumbağasını uygun bir alana götürülecekleri öğrenmiş. Niye ölmüş ki onu yazmamışlar. Bakalım var mı? Yok, yazmamışlar. O yok efendim. Şöyle bir arka sayfamıza da bakalım. Ha bu arada karettalar için seferberlik zamanı diyor. Onunla ilgili bir haber var. Dünyada ünlü iki sahil, Çıralı ve Olympus. Karettalarında nesli tehlike altında biliyorsunuz. Bunların yuvalama alanı, kumsallarda çadır kurmak, ateş yakmak, eğlence partileri düzenlemek tamamen yasaklandı. Köylülerde 40 kişilik gönüllü koruma ekibiyle nöbete başlamışlar. Efendim bu örnek bir işbirliği. Oradaki o kaplumbağa, karettaların yumurtalarını rahat bırakıp o yumurtaların da denize, o herkes görmüştür onların o denize koşuşunu, yavruları yumurtadan çıktıktan sonraki. Onların bozulmaması için köylülerimiz bunun için seferber olmuşlar ve böyle bir şey başlatmışlar. Bu yıl karettaların ilk yumurtasını 29 Nisan'da bıraktığını açıklayan Erdal Elgingöz yaklaşık bir ayda yuva sayısının 31'e yükseldiğini söylemiş. Yine dönüyoruz programımızın başında konuştuğumuz aman insanlar bitti mi, bitti de hayvanlar kaldı mı kısmına gelelim. Yine aynı cümleyi kuruyoruz. Dünyada yaratılmış olan her canın, insan, bitki, hayvan olarak yaratılmış her canın
bir bulunma sebebi var efendim. Dolayısıyla hiçbir hayvanı da küçümseyemezsiniz, aman diyemezsiniz. Nesli tükenmesin diye uğraşıyor bu insanlar. Niye? Mantık şu, bakın şu. Bunu Rabbim yarattıysa bir nedeni var. Demek ki bizim belki şu anda bilmediğimiz bir denge sağlanıyor onunla. İşte kurbağalar olmadığı zaman sineklerin çoğaldığını, tavukları gırtlakladığımız zaman kenelerin memleketi nasıl batırdığını gördük değil mi? Yakın tarihlerde de görmeye de devam ediyoruz. O yüzden yaratılmış her cana saygı duyacağız ve bir nedeni olduğunu düşüneceğiz. Onların soyunu kurutmaya değil, yaşatmaya çalışacağız. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürriyet Gazetesi'nde efendim Erdoğan Diyarbakır'daydı. Kimse Kürtlere devlet aramasın dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan huzurun kıymetini Diyarbakırlıların çok iyi bildiğini söyleyerek bugün tüm bölgemiz 40 yıldır hiç olmadığı kadar huzur dolu dedi. Diyarbakır mitinginde konuşan Erdoğan Kürtlerin Kürt olduklarından dolayı mağdur edilmediğini belirterek şöyle konuştu. Türkiye hepimizin ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin devleti. Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Her Kürt bu memlekette, her Türk, Arap, Laz, Boşnak sahip olduğu hakların hepsine sahiptir. Efendim siyasi görüşünüz ne olursa olsun bu cümlelere hepimiz katılıyoruz. Yani ben şahsen katılıyorum. Çünkü asıl olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Biz bu topraklarda yaşıyoruz. Zaten çok da büyük bir ayıptır. Eğer ayrım yapıyorsak sen Kürtsün, sen Laz'sın, sen Boşnak'sın gibi bir ayrım da söz konusu değildir. Böyle bir ayrım olabilir mi? Ama herkes bu ülkede eşit haklara sahiptir. Vallahi kim bizden değildir biliyor musunuz? Bir milleti ırkından veya etnik kökeninden dolayı dışlayan en azından benden değildir. Kimsenin kimseye bu anlamda üstünlüğü yoktur. Hepimiz de kardeşiz. Valla ayağımızın altından toprağı aldıkları zaman var ya hiç kimse sen Laz mısın, Türk müsün diye bakmıyor. Suratına öyle bakmıyor yani. Sana herkes dünyada Türk diye bakıyor. Öyle zannetmeyin bize de bir şey olursa biz zaten millet olarak bunun hiç Kürdü, Laz'ı, Çerkez'i değil. Biz Türk milleti olarak hiçbir zaman inşallah o duruma düşmeyiz. Kendimizi de düşürmeyiz ama kapısını da öyle bize açacak başka da bir ülke yok. Biz herkese bugün kapımızı açıyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var diyoruz. Buyur ediyoruz ama bize de yok. O yüzden ne için? Hepimiz neyde birlik yapıyoruz efendim? Bu toprakta. Bu toprakta efendim. Bu bayrakta birlik yapıyoruz. Çünkü bizim gidecek buradan başka bir toprağımız yok. Dediğim gibi de ayağımızın altından toprağı çekip aldıkları zamanda da o dışarıdakiler öyle sen Kürtsün, sen Türksün diye de hiç bakmıyorlar. Efendim evet. Bugün daha özgür bir Türkiye var demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu PKK'nın desteklemiş olduğu malum partinin bizim değerlerimizle bir alakası var mı diye sormuş. İslam ile yakından uzaktan alakaları var mı diye sormuş. Bunlar ateist, bunlar dinsiz, bunların dini istedikleri gibi suistimal eden, istismar eden tipler demiş. Kuzey Suriye'de ülkemize saldıranlar bu ülkenin dostları mı diye sormuş. Neymiş? Kürtmüş. Onların Kürtlükle, Mürtlükle alakası yok demiş. Bugün 16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye var. Geçmişe göre daha hür, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye var. 16 senede bu ülkede darbeciler, teröristler, terörist seviciler dışında hareket alanı kısıtlanan hiç kimse yoktur demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kimse onlara devlet aramaya kalkmasın demiş. Efendim Başbakan Binali Yıldırım önceki akşam gazete ve televizyonların yöneticileriyle iftarda bedelli askerlik ve beklentileriyle ilgili soruları yanıtlamış. Şu anda askerlik sorunu olan 5,5 milyon genç var. Seçimden sonra hükümetin bu soruna çözüm üretmesi gerekiyor demiş. Hemen bakalım başka şeyler söylemiş mi? Bedelli askerlik gündeme gelir mi diye sormuşlar. Öyle bir şey demiyorum. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zafiyetin olmadığını gösteriyor. Bu insanlar ne yapacak? Hayatını, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok. Rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken
Bir yandan terörle mücadele yaparken bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye'nin gerçekleri budur demiş. 5,5 milyon insanın sorununun farkında. Yapın ya askerlik aa. Bu her dönem bedelli vallahi ne kadar çok gündeme geliyor bu bedelli. Şey diyor ki benim oğlum dün diyor ki anne diyor niye diyor kadınlara diyor askerlik yok diyor. Vallahi o koyacaklarsa da koysunlar ama biz daha şeyi yaptıramadık ki yahu. Baksanıza ikide bir bedelli yapalım ya askerliğimizi de yapalım. Hani bunu biz yapmıyoruz da rahatız diye söylemiyorum. Yani bir bunu kadın olarak söylemiyorum efendim. Normal ben de bir erkek anası olarak söylüyorum bunu öyle kabul buyurunuz. Yapalım ya bedelli. Her sürekli duruyoruz bedelli. Eskiden nasılmış vallahi ne kadar da uzun yapıyorlarmış hem de askerliği. Askerliği yapıp ondan sonra hayatını kurmaya başlıyormuş insanlar. Şimdi nasıl kızanlar vardır ekranın öbür tarafında da bana. Şimdi, efendim, Hakkari'de Aktütün ile Dağlıca arasında yol güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristler dün akşamüstü tank savarla saldırdı. Meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Efendim Aktütün ile Dağlıca bölgeleri arasında yol güvenliğini sağlıyorlardı hudut birliği. Dün saat 18 sıralarında da PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinde başlayan Kahla Dağı bölgesinde tank savarla saldırı düzenlenmiş. 3 askerimiz şehit oldu. 1 askerdi ama 2 asker yaralı diye vermiş. Demek ki onu biz ilk etapta bir diye duyduk. Efendim yaralı askerlerimiz helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Teröristleri etkisiz hale getirmek için de bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Giresunlu uzman çavuş Hakan Ergin'in askerliğe birlikte başvurduğu arkadaşları uzman çavuş Bekir Kelleci ve uzman çavuş Süleyman Kulun da 2 yıl önce şehit düştüğü ortaya çıktı. Giresunlu Bekir Kelleci, Süleyman Kul ve Hakan Ergin askerlik şubesine birlikte başvurmuşlar. Sınavları kazanıp uzman çavuşu olan Bekir Kelleci ve Süleyman Kul Mardin'de, Hakan Ergin ise Malatya'da göreve başlamış. Uzman çavuş Kelleci 3 Nisan 2016'da Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuş. Cenazede arkadaşının fotoğrafını taşıyan uzman çavuş Süleyman Kul da 3 hafta sonra Nusaybin'de tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşmüş. Önceki gün ise Irak'ın kuzeyinde Basyan ve Avaşin bölgesinde oluşturulan üs bölgelerine yol yapım faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısında uzman çavuş Hakan Ergin de şehit oldu. Şehit aileleri de vatan sağ olsun dedi. Efendim 3 arkadaş birlikte karar veriyorlar, birlikte başvuruyorlar, birlikte sınavlara giriyorlar, aynı dönem kazanıyorlar, çeşitli bölgelerde görevlerine gidiyorlar, peş peşe şehit oluyorlar. İşte bu 3 kahramanımızın hikayesi de böyle. Önceki gün şehit düşen uzman çavuşlar Hakan Ergin ve Tayfur Uluçay, dün son yolculuklarına uğurlandı. İki şehit için önce Hakkari Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit Ergin'in cenazesi Giresun'un Eynesil ilçesinde uğurlandı. Törene binlerce kişi katıldı. Şehit Uluçay da Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi efendim. Allah rahmet eylesin. Rabbim makamlarını kabul etsin. Allah anacıklarına, sevdiklerine sabırlar ver seni. Efendim, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kamu görevlileri kardeşlerim size yalan söylüyorlar. İnce gelince sizi işten çıkartacak. Yok böyle bir şey. Tepedekileri değiştirecek misin?
Hepsini değiştireceğim. Valileri değiştirecek misin? Hepsini, hepsini dedi. İstanbul'da temaslarda bulunan İnce şunları söylemiş. İki gündür bir tartışma var. Partinin iftar yemeği beni eleştiriyor Erdoğan. Genelde alkışlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin kanununun 20. maddesi belli. Siyasi parti faaliyetlerine katılamaz diyor. Bunun üzerine de Kılıçdaroğlu Bandırma'ya gittiğinde o gün karşılayan subaylara ceza verdiler diyor. Hatırlarsanız bir selam vermişlerdi. O subaylara ceza verdiğini hatırlatıyor. Çanakkale'de Engin Alan ayağa kalkmadı diye Erdoğan hapse attırdı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ben senin gibi değilim ama o generalin apoletlerini sökeceğim. Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin. Bana da diyor ki sökemezsin apoletlerini. Sayın Erdoğan sen İlker Başbuğ'a terörist demiş adamsın. Sen Türk ordusunun şerefli subaylarına kumpas kurulurken o kumpasın ortağıydın, savcısıydın. Ordu milletin emrine girecek demiş. Evet, bu da çok tartışılıyor. Muharrem İnce'nin komutan için apoletlerini sökeceğim sözü tartışılıyor. Öbür yandan da Muharrem İnce kendini bu şekilde savunuyor. Neden yaptığını anlatıyor. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçildiğinde kabineyi ittifakın belirleyeceğini söyleyerek birlikte yol yürümüşsünüz. Benim şahsi arzum bu ittifakın mecliste de devam etmesi dedi. Adana mitingi sonrasında kendisini takip eden gazetecilerle bir araya gelmiş. Yaptırdığım anketlere göre ikinci tura ben kalacağım gibi görünüyor demiş. CHP'den düşünüldüğü kadar oy kaymıyor bize. CHP'nin içinde bulunan merkez sağ seçmeni kayıyor. Erdoğan'ın oylarından şahsen kayma var demiş. Aritmetik değişecek demiş. Saadet Partisi, CHP ve Demokrat Parti ile konuşacağız elbette demiş. Bizim için birlikte yol yürümüşsünüz. Benim şahsi arzum bu ittifakın mecliste de devam etmesi demiş. Eşit yarışma şansı verilmeli konusunda efendim o Selahattin Demirtaş konusu var. Onunla ilgili de Sayın Erdoğan hapse giderken yanında vardım kardeşim be. O zaman da aynı tavrı koymuştum. Selahattin Demirtaş hükümlü değil sanık. En azından bizim bulunduğumuz pozisyonda bile bir eşit yarışma şansı verilmesi lazım demiş. Efendim şimdi şeye geliyoruz, üçüncü sayfaya geliyoruz da burada bir ilginç haber var. 16 yıllık evli ve iki çocuk annesi FG tesadüfen okuduğu romanın yazarı AI ile kocasının evinde zina yaptıklarını ileri sürerek boşanma davası açmış. İki çocuk annesinin tesadüfen okuduğu kitaptan kocasıyla yazarın aşkı çıkmış efendim. 100 bin lira tazminat isteyen FG kitapta kendisinin ellerinin terlemesinden çocuklarına, evinin duvar kağıdına hatta kayınpederinin boğularak ölmesine kadar her şeyin anlatıldığını ileri sürmüş. Efendim haberin detayları şöyle. Şimdi düşünsenize bir kitap alıyorsunuz. Normal bir kitap okumak için bir kitap alıyorsunuz ve o kitabı okurken bir bakıyorsunuz ki İçerideki bir de gerçek hikaye denmiş kitaba. Ben de çok severim gerçek hikayeleri okumayı. Kitabı okurken bir bakıyorsunuz ki içinde anlatılanlar sizin eviniz, kendiniz ve ailenizle ilgili şeyler. Bir dönüyorsunuz. Olan aşk hikayesi yazarla eşinizin aşk hikayesi yazılmış. Bu da hakikaten büyük tesadüf. Daha sonra da fotoğraflar bile varmış. Efendim bununla ilgili de tabii ki davasını açmış. Hemen bir keresinde de sıcak çay bardağını müvekkilinin yüzüne fırlatmıştır. Çocuklarının gözü önünde müvekkilime saldıran davalının tehlikeli karakteri nedeniyle tabii bu dava sürecinde de yaşananlar işi iyice çığırından çıkarmış. Ama büyük tesadüf hakikaten. Hani bazıları takip eder bulamaz ama bazıları da işte raftan aldığı bir kitabı okuyunca Allah Allah işte denk getiriyor oraya eline veriyor.
Evet efendim, şimdi yine kısa bir reklam arasına gidelim dilerseniz. Şöyle bir soluklanalım, ardından kaldığımız yerden aynı hızla devam edeceğiz. Benim için önemli diyorsanız adresiniz belli. Özellikle çocuklu aileler. Türkiye'de sayılı olan otomatik halı yıkama makinesi sayesinde özel halı yıkama şampuanı ile el değmeden hijyenik bir ortamda yıkanıyor ve özel askılıklarda kurutuluyor. Sadece halı değil, stor perde, yorgan, battaniye ve koltuklarınız da bize emanet. Yerinde ve hijyenik koşullarda yıkıyoruz. Sizin ve çocuklarınızın sağlığı bizim için önemli. Ha bu arada her 20 metrekare halı yıkamaya bir adet yorgan veya battaniye yıkama bizden hediye. Adres Keçeci Mahallesi, 2321 Sokak, numara 3 Isparta. Telefon 0246 231 9999. GSM 0542 247 1836. Şehrimizde estetik çalışmalara ve şehir süslemesine giriyoruz. Ahşap El Sanatları merkezimiz 7 seneden bu yana çalışıyor. Bu merkez şehir süsleme sanatında ön sıraya geçmiştir. Biz her yaptığımızın tek olmasını, taklidinin bulunmamasını ve Isparta'ya has olmasını hedefliyoruz. Kuralımız budur. Şehir süsleme sanatında çok yönlü bir çalışmamız var. Isparta'yı Avrupa ve önemli dünya şehirleriyle estetik, rahatlık ve kullanım gibi her açıdan yarışabilir bir şehir yapmak istiyoruz. Bütün bu çalışmalar Isparta'mıza güzellik, mutluluk getirsin, değer kazandırsın temennisinde bulunuyoruz. Sağlıklı yaşamak ve güzel görünmek için spor yapmak şart. 550 metrekare salonumuz ve 250 metrekare kadınlara özel salonumuzla hizmetinizdeyiz. Antibakteriyel zemin, turnike sistemli giriş, havalandırma sistemi ve ücretsiz vücut kitle endeksiyle en iyi hizmeti sunuyoruz. Profesyonel öğretmenlerimiz, haftanın 7 gün açık salonumuz ve son sistem spor aletlerimizle spor yapmak artık daha keyifli. Isparta'nın sağlıklı spor ve yaşam merkezi adına en kaliteli mekanı A Plus Spor Center. Telefon 0246 227 61 63. Cep telefonu 0507 276 65 45. Adres Fatih Mahallesi 201. Cadde, Daloğlu İnşaat, Sarıca Evleri, Isparta. A Plus Spor Center.
Sizin için özel olan tüm günler bizim için değerlidir. Hayallerinizdeki organizasyon ve düğün için doğru tercih yapın ve bizimle iletişime geçin. Mükemmel hizmet kalitemizle kalabalık davetlerinizin aranan mekanı olmaya hazırız. Adres: Halıkent Mahallesi, Eski Bakkallar ve Bayiler Düğün Salonu. Rezervasyon 0545 570 0500 0555 971 3747. Moda Park, Kongre ve Düğün Salonu. Evet efendim, görüntülü haberlerimizle devam edeceğiz. Karamollaoğlu Isparta'daydı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlere sayılı günler kaldı artık. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da seçim mitingleri kapsamında Isparta'ya geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Ispartalılarla buluştu. Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu AK Parti hükümetini eleştirdi. 4 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimleri için mitinglerine başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu bugün Isparta'ya geldi. Birlikteyiz bilge başkan. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Ispartalılarla buluşan Cumhurbaşkanı Karamollaoğlu'nun gündeminde 24 Haziran seçimleri, hükümetin dış politikası ve şehir hastaneleri vardı. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Türk halkının hükümetten çekindiğini ileri sürdü. Vatandaşlar düşüncelerini rahatça söyleyemiyor dedi. Üzülerek ifade ediyorum ki, bir seçime giderken, Ramazan'da kucaklaşacağımıza kamplaşmamızı körükleyenler var. Kendi gibi düşünmeyen, kendileri gibi meselelere yaklaşmayan, meseleleri biraz farklı açıdan görenler hain ilan edilebiliyor. Biz buna razı değiliz. İktidara geldiğimiz zaman Allah razı olsun mutlaka bu gidişatı değiştireceğiz. Şunu hemen ifade edeyim ki bu değişikliği sizlerle birlikte yapacağız. Ben şunu biliyorum. Bugün siz burada Allah razı olsun güzel bir kalabalık meydana getirdiniz. Coşkulusunuz. Ama ben buraya gelememekle beraber kalbi sizlerle birlikte çarpan daha on binlerce insan olduğuna inanıyorum. Çünkü ülkemiz öyle bir dönemden geçiyor ki insanlar fikirlerini ifade etmekten imtina ediyor, çekiniyorlar. Genel Başkan Karamollaoğlu hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi. Siz ekonomiyi böylece darboğazın içine sokarsanız o zaman ücretleri artıramazsınız. Enflasyonu önleyemezsiniz. Doları aşağı çekemezsiniz. İşsizliği kaldıramazsınız ve siz dış ticaret açığını kapatamazsınız. Hele hele denk bütçe hiçbir zaman yapamazsınız. Neden? Çünkü yanlış yapıyorsunuz. Politikalarınız hep ranta dayalı. Öyle bir rant kavgası var ki bazen ben rant deyince bazıları çıkıyor. Yahu sen niye ranta karşısın? Muhterem arkadaşlarım, eğer politikalar düzgün bir şekilde tanzim edilmez, para sadece rant dediğim benim havadan para kazanmak, arsadan para kazanmak, borç vererek bankaların yaptığı gibi emeksiz para kazanmak. Bizim söylediğimiz bu. Kimse zahmete girmiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bölünmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, üniversiteleri bölerek kaliteyi artıramazsınız dedi. Üniversitelere baktığımız zaman
Elbette burada da başka problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Isparta Üniversitemiz önemli bir üniversite. Nüfusu, öğrenci adedi 90 bini geçti diye bölmüşler. Yahu üniversiteleri bölerek üniversitenin kalitesini artıramazsınız. Bunu bilmek icap eder. Kalite başka bir şey. Öğrenci adedinin fazla olması başka bir şey. Karamollaoğlu şehir hastaneleri üzerinden hükümete sert tepki gösterdi. Şehir hastaneleri diye bir şey çıktı. Hastalık rant vesilesi yapıldı. Bu olmaz. Ne demek rant vesilesi? Şimdi şehir hastanesi inşa ediliyor. Devlet diyor ki ben buna bir kuruş para vermiyorum. Ondan sonra o hastaneyi devlet kiralıyor. Ve diyor ki eğer %70'den daha az senin hastanene hasta gelirse gerisini açıktan ödeyeceğim. Hoppala. Parayı sadece hastalar ödemiyor. Devlet sadece hastalar için bunlara para ödemiyor. Sap sağlam olan sana da bana da geliyor, para ödeyeceksin buraya diyor. Böyle bir sağlık sistemi olmaz. Ranta dayalı bir sağlık sistemi yürümez. Bunu deneyen ülkelerin tamamı batma noktasına geldi. Hepsi vazgeçti bu konudan. Muhterem arkadaşlarım, böyle bir mantık olur mu ya? İktidara geldiğimiz zaman hastanelerin adı değişecek. Şifahane olacak. Hastahane değil. Biz insanımızın beslenmesini, yaşantısını öyle bir destekleyeceğiz ki hastalık azalacak. İnsanların hastaneye gitme ihtiyacı inşallah minimuma inecek, ortadan kalkacak diyemiyoruz elbette. Miting Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından sona erdi. Efendim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerle ilgili mitingler başladı. Yurdun her tarafında efendim, Isparta'mıza da Meral Akşener geldi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi, Temel Karamollaoğlu geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gelecek. 7 Haziran'da geliyor Muharrem İnce. İnce'nin Isparta programının detaylarını CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü anlattı. 24 Haziran seçimlerine yaklaşık 3 haftalık bir süre kaldı. Seçim mitingleri kapsamında Millet İttifakı içinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'le Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun ardından şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Isparta'ya geliyor. İnce'nin Isparta mitingi programı netleşti. Mitingin detaylarını Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Kürkçü açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginin ardından kentin birçok noktasında afiş ve broşürlerin kaldırılmadığını söyledi. Özellikle önümüzde 7 Haziran var, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı karşılayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. İlan, reklam yerleriyle ilgili çalışmalarımız, izinlerimiz alındı. 7 Haziran 17'de Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'yi Isparta'da ağırlayacağız. Ondan sonra milletvekili seçimlerine bir daha odaklanacağız. Biliyorsunuz seçim kanununa göre o gün miting alanı ve çevresi düzenlenir. Flamalarla, bayraklarla, ilanlarla. Sayın Cumhurbaşkanı geleli bir hafta oldu. Halen pankartlar ve ilanlar duruyor. Sürekli valiliğe ve emniyete uyarmamıza rağmen ancak bu kadar kaldırabildik. Halen pankartlar duruyor. Daha olmadı, yazılı başvuruda bulunacağız artık ya da aynı toleransın bize de gösterilmesini bekleyeceğiz. Onun için muzları biz kendi partimizin önünde bile daha dün kaldırdılar bayrak ve flamaları. Biz de aynı toleransı bekliyoruz.
Evet efendim, seçim çalışmaları sürüyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. dönem milletvekili seçimlerine sayılı günler kala adaylar da sahada. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez, Keçiborlu'da esnafları ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi ve vatandaşlardan destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez ve beraberindeki heyet Keçiborlu halkıyla buluştu. Milletvekili adayı Sönmez esnafları ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi, Keçiborlu halkından destek istedi. Keçiborlu halkı da Sönmez'i sıcak ilgiyle karşıladı. Seçim çalışmaları konusunda Kanal 32 Haber açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Hasan Basri Sönmez, Keçiborlu halkının ilgi ve alakasına teşekkür ediyoruz dedi. Bugün Keçiborlu'dayız. Bir eli lavanta, bir evi gül kokan Keçiborlu hemşehrilerimizle beraberiz. Yoğun bir tempoyla devam ediyor. Dün Eğirdir'deydik. Eğirdir ziyaretimiz vardı. Bugün de Keçiborlu'da. Sağ olsunlar. Gerçekten ilgileri bizi çok çok memnun ediyor. İnşallah buradan da programımız bittikten sonra tekrar Keçiborlu'nun köy ve beldelerini ziyaret edeceğiz. Keçiborlu'da seçim çalışmalarını sürdüren bir diğer isim ise AK Parti milletvekili ve milletvekili adayı Süreyya Sadi Bilgiç'ti. Vatandaşlarla bir araya geldi Bilgiç. Kanal 32 Haber'e de önemli açıklamalarda bulundu. 4 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. AK Parti milletvekili ve milletvekili adayı Süreyya Sadi Bilgiç seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Keçiborlu'da vatandaşlarla bir araya gelen milletvekili Bilgiç, Kanal 32 Haber'e özel önemli açıklamalarda bulundu. Önce kucağına aldığı çocukla sohbet eden Bilgiç, milliyetçi ve muhafazakar kesimin her zaman vatanın, milletinin yanında olduğunu belirterek, bu birlikteliğin 24 Haziran'da da olacağını söyledi. Yani çok iyi. Bugün Keçiborlu'dayız. Biz de teşkilatımızla bir araya geldik. Tüm esnafımızı dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Müthiş bir sevgi yumağı var. Yani bütün Keçiborlu hemşehrilerimize gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de onlara layık olmaya çalıştık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da layık olmaya çalışacağız ve hizmetlere devam edeceğiz. Yani ortak seçim diyorsunuz değil mi? Nasıl açtılar bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız da, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin takipçiyle çekilmiş eski bir fotoğrafları var. Tabii ki bu ittifakın ruhuna uygun olmuş ama bunu sadece böyle görsellerle ortaya koymak önemli değil. Biz zaten her zaman milliyetçi ve muhafazakar kadrolar, yerli ve milli unsurlar her zaman milletin ve devletin bayrağının yanında oldu. Yani bunu her platformda gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da hep beraber bunu gerçekleştireceğiz ve çifte bayramı Haziran'da kutlamış olacağız. Ramazan bayramı da bir Bilgiç, Keçiborlu AK Parti hükümeti döneminde aldığı yatırımları biliyor ve her zaman bize teşekkürlerini iletiyorlar dedi. Dedim ya 1970'lerin ilk yarısından itibaren Isparta'da mitinglere gidip geliyorum. Tabii ki sen de konuşacaksın. Bugüne kadar gördüğüm en büyük katılım olan tarihi bir mitingdi ama ondan da önemlisi müthiş bir coşkunun oldu. Büyük sevgi serinlendi. Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı büyük bir sevgiyle bağına bastı bir tarihi gündü. Zaten Isparta'nın genel havası o gün miting alanına, sokaklara, caddelere yansımıştı. Aynı havanın içerilerimizde de birebir devam ettiğini görüyoruz. Bundan da gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu da en sevindirici şeylerden bir tanesi. Keçiborlu gerçekten AK Parti hükümetler döneminde almış olduğu hizmetlerden son derece memnun ve bu hizmetleri biliyor. Ve bundan dolayı da bize de teşekkürlerini ifade ediyorlar. Yani gerçi bu bizim vazifemiz, görevimiz bu. Teşekkürlerine mutlaka ihtiyaç yok ama bunu duymak için gerçekten bizim için gurur olacak. Evet, milletvekili Bilgiç 24 Haziran seçim çalışmalarına Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve iş adamlarına verdiği
iftar programıyla bir mola verdi. Gerçekleştirilen iftara Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Aybatılı başta olmak üzere çok sayıda birlik üyeleri katıldı. Parti milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları yönetimleri ve üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Düzenlenen iftara İTSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Aybatılı, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve çok sayıda davetli katıldı. İftar vaktinin gelmesiyle oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili ve 27. dönem Milletvekili adayı Süreyya Sadi Bilgiç, davete katılan herkesin Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan bayramını kutladı. İftar davetimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah kabul etsin diyorum iftarlarımızı ve Ramazan-ı Şerifimiz inşallah bizler için, hepimiz için hayırlara vesile olur diyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Şimdiden de bayramlarınızı kutluyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmanın ardından iftar programı davetlilerin karşılıklı sohbetiyle devam etti. Evet, AK Parti'nin Isparta merkez mahallelerinde gerçekleştirdiği sahur sohbetleri devam ediyor. Sahur sohbetlerinin dünkü durağı ise Karaağaç Mahallesi oldu. Milletvekili adayları Süreyya Sadi Bilgiç ve Recep Özel mahalle sakinleriyle sohbet etme imkanı buldular sahur çadırını. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İsa Yalçın da ziyaret etti. Ramazan ayı süresinde mahallelerde Ramazan çadırı kuran AK Parti dün Karaağaç Mahallesi'ndeydi. Karaağaç Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği sahur sohbetlerine AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, milletvekili adayları Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel ve partililer katılırken MHP İl Başkanı İsa Yalçın da AK Parti sahur çadırını ziyaret etti. Sahur çadırında ilk olarak konuşan MHP İl Başkanı İsa Yalçın, Cumhur İttifakı'nın tek vücut içinde hareket edeceğini belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Arkadaşlarımızı ziyaret amaçlı geldik. Çok güzel düşünmüşler. Yani özellikle Ramazan ayında insanların böyle bir arada olabileceği saatlerde mahallelerde bir imkan yaratılmış. Ben de daha önceden çok istedim ama bugün nasip oldu. Biraz değişik vesilelerde de ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'nda milletin bir araya gelmesi, Cumhur İttifakı'nın başarılı olması ülkemizin kaderiyle ilişkili olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben çok defalarda ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Genel Başkanımızın Devlet Bey'in de inandığının yarısı kadar inşallah bu millette Ispartalı'nın hep beraber bizler inandığımız zaman bu ülkenin üzerindeki hesabı olanların, bu ülkenin önündeki bir takım engel koyanların amaçlarına ulaşamayacaklardır. Cumhur İttifakı bir siyasi proje, bir seçim ittifakı değil. Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle milletimizin geleceğinin kurtuluşunun ittifakı olacaktır. Cumhur İttifakı'nda öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha sonra da partilerimizin oylarının parlamentoda güçlü bir şekilde olması için çalışıyoruz. Ülkenin geleceği açısından Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, vatandaşların AK Parti ve MHP birlikteliğini takdire şayan karşıladığını vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız İsa Yalçın Bey'e ve beraberinde eşlik eden teşkilat mensubu, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. AK Parti olarak böyle bir etkinliği Ramazan süreci içerisinde başlattık.
Tabii Milliyetçi Hareket Partimiz de Cumhur İttifakı çerçevesi içerisinde çalışmalarını süratle devam ettiriyor. İki koldan, Cumhur İttifakı'nın iki paydaşı olarak iki koldan çalışmalarımızı yoğun bir tempoyla sürdürüyoruz. İnşallah burada biz bu işi, bu meseleye bakarken sadece bir seçim meselesi gibi değerlendirmiyoruz. Ülkemizin geleceği açısından, bu ülkenin gerçekten tarihin akışı içerisindeki hak ettiği konumu yeniden ele alabilmesi açısından hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın o ortaya koymuş oldukları milli irade çerçevesi içerisinde tarihin akışı içerisindeki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Son derece önemli, milletimiz açısından son derece önemli ve gerçekten de bu ülkenin tarihinde çok önemli bir yapı taşı olan iki aktör olarak bir araya gelmek ve bu şekilde bir seçim sürecini Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi bir istiklal mücadelesi, bir milli mücadele ruhu içerisinde yürütmüş olması bütün milletimizin zaten takdire şayan olarak nitelendirdiği bir hadise. Bu da yine buradan bugün işaret edelim ki tarihimize çok önemli bir not olarak kayıt düşecektir. Cumhur İttifakı'nın Isparta'da iyi bir netice alacağını belirten AK Parti Milletvekili adayı Recep Özel, MHP Teşkilatı ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın da bu birlikteliğe destek vereceğini söyledi. Bu iş şahsi mesele değil, memleket meselesi dedi. Ramazan ayının bereketiyle birlikte seçimin bereketi de içine dahil oldu. İnşallah bu Cumhur İttifakı'nın Isparta güzel bir örneğini sağ olsun MHP il başkanımız ve yönetimi sağlıyorlar. İnşallah bu ittifak Cumhur İttifakı'da Isparta'da en iyi neticeyi alacağını, Türkiye'de örnek bir netice alacağımızı Isparta inşallah göstereceğiz. İsa Başkan, Isparta Belediye Başkanı, diğer bütün MHP'li arkadaşlarımız da buna inşallah katkıda bulunacaklar, destekte bulunacaklar. Çünkü bu mesele ne onların meselesi ne bizim mesele, hepimizin meselesi olarak bakıyoruz. Memleket meselesi olarak bakıyoruz. Bir istikbal ve istiklal mücadelesi olarak baktığımız için, herkes aynı taraftan bakışımız olduğu için inşallah bu 24 Haziran seçimlerinde Isparta olarak bir birliği, beraberliği temin edeceğiz. Konuşmaların ardından sahur programı karşılıklı sohbetler eşliğinde devam etti. Evet, Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen, köylerde düzenlenen iftar yemeği ve Ramazan programları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sefer de Sütçülere bağlı Sarı Mehmetler Köyü'ndeydi Isparta Belediyesi. Köy halkıyla hem iftarlarını açtılar hem de çeşitli etkinliklerle Ramazan coşkusunu yaşadılar. Isparta Belediyesi tarafından başlatılan iftar programları tüm hızıyla devam ediyor. İftar programlarının bir sonraki durağı Sütçüler ilçesine bağlı Sarı Mehmetler Köyü oldu. İftar programına Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın başta olmak üzere çok sayıda davetli ve köy halkı katıldı. İlk olarak Kur'an-ı Kerim'e güzel okuma yarışması dünya birincisi Alper Kandor'un tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından akşam ezanıyla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından etkinliklere geçildi. Sarı Mehmetler Köyü Muhtarı Kemal Kozak, etkinliğin köylerinde yapılmasından dolayı Başkan Günaydın'a teşekkür etti. Bu iftar yemeğine uzaktan ve yakından gelip katılımından dolayı hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın Başkanımın Isparta'mıza yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı kendisine kolaylıklar diler. Bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum.
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da köylere hizmet için çalışacaklarını belirtti. Geçtiğimiz gün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 kahraman askerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diledi. Bütün Isparta'mızın köylerini görmek istiyorum. Belki ileride bir fırsat doğarsa, hizmet olursa, hizmette de hazır bir bilgi birikimi olur. Her köyü tanımak başarılı netice doğurabileceğine inandığım için bu gezilerinin belki gelecekte de faydası olabileceğini de düşünüyorum. Daha büyük hizmetler için. Yalnız bugün evveli günde 3 şehit verdik. Bugün de 2 şehit verdik. Ben bu şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum onlara. Onların yüzü hürmetine işte biz bugün burada toplantı yapabiliyoruz, beraber olabiliyoruz ve bayrağımızı da dalgalandırabiliyoruz. Onun için bu şehitlerimize ve bütün Çanakkale şehitlerimize kadar Allah onlardan gani gani rahmet eylesin. Bundan sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuvveti ortaya çıkmıştır ve ömür boyu da Türkiye Cumhuriyeti ve sonsuza dek kalacaktır ve dünyanın en güçlü devleti de gelecekte Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Bunun işaretini veriyorum. Tam 7 sene önce, 7 seneyi doldurduk. Devlet Bahçeli Bey dedi ki, Kandil'e bayrak dikilmelidir dedi. Ama ne yazık ki 7 sene sonra dikebildik bayrağı. Eğer o dediğinde dikebilseydik, şu anda belki bu kadar da şehit vermeyecektik. Konuşmaların ardından ilahi sanatçısı Abdullah Beyhan, birbirinden güzel ilahileriyle meydana dolduran vatandaşlara duygu dolu bir akşam yaşattı. Gönül dolu ya oraya vur, boran olunca akar can özümden sen gizli gizli. Evet efendim, haftanın ilk günündeyiz. Bakalım haftaya havalar olarak nasıl başlayacağız? İlimizle ve ilçelerimizde havalar nasıl olacak? Armayıl Itım'la Isparta'da mantolama seferberliği başlıyor. 18 aya kadar dosya masrafsız 0 faizle mantolama kredisi. Kaliteli yalıtım, iyi yatırım, Armayıl Itım. Telefon 0246 228 1555. Armayıl Itım. Arma Yalıtım hava durumunu sunar. Isparta genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Isparta merkezde gündüz 28 derece, gece 13 derece olacak. İlçelerimizdeki hava durumu ise şöyle. Aksu gündüz 24, gece 10 derece. Atabey gündüz 28, gece 13 derece. Eğirdir gündüz 27, gece 13 derece. Gelendost gündüz 27, gece 13 derece. Gönen gündüz 28, gece 11 derece. Keçiborlu gündüz 28, gece 14 derece. Sinirkent gündüz 27, gece 13 derece. Sütçüler gündüz 27, gece 14 derece. Şarkı Karaağaç gündüz 26, gece 9 derece. Uluborlu gündüz 27, gece 12 derece. Yalvaç gündüz 27, gece 12 derece. Yenişehir Bademli gündüz 25, gece 12 derece olacak. Arma Yalıtım hava durumunu sundu.
Evet efendim, geldik günün canlı yayın konuğuna. Duyuruyoruz size günlerdir de, bugün de bahsettiğimiz gibi önemli bir konuğumuz vardı. Isparta'mızı temsil etmek isteyen milletvekili adaylarımızı tanıyoruz birazdan. Evet efendim, bugün de konuğumuz CHP milletvekili, bir milletvekili adayı, birinci sıra adayı Mustafa Ceyhan Beyefendi. Ben buraya her gelene milletvekili diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yapacağız. Bütün adayları herhalde göndereceğiz. Ne kadar güzel. Keşke öyle olsa. Isparta o kadar büyük olsa ve 4 değil 14 tane milletvekilimiz olsa. Isparta'yı büyütmenin faydaları böyle olacak tabii. Evet, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Ne varım. Demek efendim, sizin de çok yoğun bir programınız var. Sizler evet. De vakit ayırdınız, geldiniz izleyicilerimizle buluşmak için. Şimdi Mustafa Bey, biz Gürkent'te bugün olarak böyle biraz meraklı bir programız ve izleyicilerimiz de aynı şekilde. Biz her şeyi merak ediyoruz ve sorguluyoruz. Şimdi sizi tabii bir şekilde tanıdık biz. Efendim, o aday adaylık sürecinden itibaren efendim, takip ettiğimiz için tanıdık ama hızlı da bir giriş yaptınız aslında. Siz dikkatimizi de çekti. Böyle birdenbire gümbür gümbür girip böyle hızlı bir şeydi. O bir öfke miydi? Yoksa gerçekten bir şeyler artık taştı mı sizde? Bir şeyin heyecanı mıydı? Nasıldı? Sen beceriksiz, o öyle, o öyle, o öyle. O nasıl oldu o iş? O biraz benim tarzım. Ben merdivenlere bile tek tek çıkamam. Öyle üçer mi? Beşer adım çıkarım. Çünkü hayat kısa. O kısa zamanda çok şey yapmak lazım. Hem özel hayatımda, hem iş hayatımda, hem de kamuya dönük vazife aldığım konularda çok hızlı olmaya gayret ediyorum. Hani arkadaşları bazı konularda yavaş kaldıklarından dolayı eleştirmelerimin nedeni de bu. Çünkü belirli bir süre için vazife alıyorsunuz. Mesela milletvekilliği, belediye başkanlığı bir meslek değildir. Evet. Herkesin bir mesleği vardır. Doktor, eczacı, işte kasap, manav, öğretmen, ev hanımı, iş adamı, bunlar bir meslektir. Ama belediye başkanlığı bir görevdir. Aynı şekilde bir, nasıl diyeyim, milletvekili bir görevdir. İnsanlar belirli bir dönem için size bir görev verir, yani oy vererek bir vekalet verir. Süresi bitince de o vekaleti geri alır. Süreli bir vekalettir. Evet. Dolayısıyla ben o süre içinde vekalet aldığım arkadaşlara daha çok hizmet edebilmek, onlara daha çok faydalı olabilmek için, hani tabiri yerindeyse merdivenden üçer beşer çıkmaya gayret ediyorum. Isparta'da neydi? Canı tez mi diyorlar? Tez canlı. Normalde tez canlı. Ben pek tez canlı değilimdir ama çalışkanım ve hızlıyımdır. Evet, çalışkan ve hızlısınız. Peki birazcık daha detaylı tanımak istiyoruz biz. Mesleğiniz neydi? O zaman ben şöyle söyleyeyim. Tabii özellikle sizin programınızı çok ilgiyle izliyorum. Gündüz kuşağı programlarını. Ben hep gece programlarına katıldım. Gündüz kuşağı programında sizin şahsınızda arkadaşlar, sizin izleyicilerinize ulaştığım için çok mutluyum. Ben 1966 yılında Isparta'da doğdum. Yani Isparta'nın E-Devlet kayıtlarına göre 200-250 yıl geçmişi olan, 200-250 yıla kadar devlet kayıtlarında geçmiş olan Isparta Karaağaç Mahalleli bir ailenin çocuğuyum. İşte Isparta Karaağaç Mahallesi'nde battaklar vardı. O sülaledenim, şeyhler sülalesinden, işte babaannem, dedem. Ondan sonra onların dedeleri 1800'lü yıllara kadar gidiyor. Büyük dedem, benim hatırladığım büyük dedem, kitapçı Mustafa Sıtkı Ceyhan, ismini ondan almışım. Isparta'nın en eski kitapçısıydı. Şu anda kebapçı Kadir'in olduğu yerde, Hüseyin'in olduğu yerde bir dükkanı vardı. Eski halini hatırlayanlar bilir. Isparta'nın bu gazeteleri falan ona gelirdi. İki gün sonra gelirdi bu İstanbul'dan bu gazeteler. Ve Isparta'daki defter, kitap ve gazeteleri satan, okumuş esnaf. Niye okumuş diyorum. Mesela rahmetli babamı, 1929 doğumlu babamı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne okumaya gönderiyor. Evet. Yani burada Isparta'da insanlar ilkokula bile zor gittiği bir dönemde babamı gönderiyor, okuyor. Babam da iş adamı, esnaftı, gıda toptancısıydı rahmetli babam. Erken kaybettik. Ben 17 yaşındaydım babam öldüğü zaman. 17 yaşından beri ben kendi hayatımı, ailemin hayatını ben temin ediyorum. Yani kendi kendime okudum, iş yaptım, evlendim, siyaset yaptım. Hani benim tırnak içinde hiç markalı bir soyadım olmadı. Markalı bir ailemin desteği olmadı. Her şeyi kendi tırnaklarımla kazıyarak yaptım. Bunu özellikle altını vurgulamamın sebebi, şimdi insanlar çok kolay bir yere geliyor ve çok kolay bir yere geldiği için de diğer herkes de çok hafife alıyor. Biz öyle değil. Biz, hayat bize hep zorluklar yaptı. İşte 17 yaşında babam vefat etti. 17 yaşından beri bu yaşıma kadar mücadele ettim. İlkokulu Isparta İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu Merkez Ortaokulu'nda okudum. Bizim zamanımızda Merkez Ortaokulu'ydu. Liseyi Şahik Lisesi'nden mezun oldum 83 yılında. Bu her okulda Ispartalı bir sürü arkadaşım oldu.
Sonra 17 yaşından itibaren siyasete girdim. Süleyman Demirel'in, o zaman Doğru Yol Partisi'nin, evet, kurucu il başkanı Sayın İbrahim Gürdal başkanlığındaki bütün dönemlerinde gençlik kolları genel başkanlığına kadar adım adım gittim. İlçe gençlik kolu başkanı oldum, il gençlik kolu başkanı oldum, gençlik kolları genel başkan yardımcısı oldum, gençlik kolları genel başkan oldum. Sonra özel hayatımda da, kamuda ve özelde, iş hayatımda Ankara'da ve devlette üst düzey görevler yaptım. Holdinglerde genel müdürlük, CEO'luk yaptım. Kendi işlerimi yaptım. Halihazırda da şu anda yurt dışında yatırımlarım var. Yurt dışında ticaret yaptığım, sanayi yatırımları yaptığım faaliyetlerim var. Hı hı. Ha, tabii siyasete ve Isparta'ya bir merakım var. Ispartalıyım. Hep gururla söylemişimdir. Ispartalıyım. Mesela benim annem Isparta'ya gelin gelmiş. Eskişehir tarafında olması lazım. Eskişehir'de de çok akrabam var. Hı hı. Annem tarafından. Dayılarım orada Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti il başkanları eski. Teyzelerim var orada. Hepsi öğretmen, iyi meslek sahibi, eczacı. Yani ailemin yarısı Eskişehir'dir ama ben kendimi hep Ispartalı kabul ederim. Hı hı. Annem gelin geldiği halde. Ama Isparta gelinlerini çok sever. Ben de Isparta gelinliğim. Öyle mi? Ne kadar güzel. O yüzden biliyorum, çok sever. Annem de Isparta'yı çok sever. Mesela evet, annem Eskişehirli olmasına rağmen Isparta'yı çok sever. Kendisine sorduğun zaman böyle üçüncü bir yerde ben Ispartalıyım falan der. Özeti, ben Isparta'da doğdum, büyüdüm, çalıştım. Üniversiteyi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne, hı hı, kendi bölümüme ikincilikle girdim. O zamanki şartlarla 100 küsür puan farkla. Siyaset yaptım. Tabii ikincilikle girdim ama öyle kısa zamanda bitiremedim. Bayağı bir zor oldu bitirmem. Hem siyaset, hem ticaret, hem özel hayatım. Ha, evlenmiştim ben bitirdiğim zaman, artık bayağı bir uzadı. Ama bitirdim. Çok arkadaş tanırım. İnsanları severim. İnsan biriktirmeyi çok severim. Dünyanın her yerinde dostlarım var. Sürekli yeni dost kazanırım. Şu anda mesela son 200 senedir Afrika'da yatırımlar yapıyorum. Afrika'da devlet başkanı düzeyinden tutun, normal sıradan bir spora da merakım var, futbola merakım var. Futbolcuya kadar çok insanla dost olurum. Yerim, içerim, sohbet ederim. İnsana insan olduğu için değer veririm. Yani rengine, ırkına, cinsiyetine değer vermem. Mezhebini sormam, milliyetini sormam, dünya tercihlerini yargılamam. Her şeye saygı duyarım ve dolayısıyla dünyanın her yerinde dostlarım var. O dostlarımla, arkadaşlarımla beraber Isparta'ya hizmete geldim. Partimde bizim, tabii o bölümü belki takip etmemiş olabilirsiniz. Ben bundan evvel ön seçimlere katılmıştım. Ön seçimde arkadaşlar bana bir vazife vermişti. O vazifenin gereğini yapmıştım. Ama milletvekili seçilememiştik. Başka bir abimiz seçilmişti. Ama onun seçilmesi için elimizden gelen gayreti göstermiştik. Şimdi partim bir bayrak yarışı yaptı. Bana birinci sırada bir aday verdi. Ama ben iddialı bir insanım, biraz evvel söylediğim gibi. Ben tek gitmeyeceğim. İki arkadaşla gideceğiz. Isparta Cumhuriyet Halk Partisi'ni iki milletvekiliyle temsil eder hale geleceğiz. Dolayısıyla bunun için de bu bütün dünyadaki eşim, dostum, arkadaşım, çevrem, birikimimle Ispartalı'ya faydalı olmak için buradayım. Evet, gayet güzel. Ama şimdi konuşurken de dikkatimi çekti. Siyasete uzak bir insan değilsiniz ve rahmetli Demirel'in, evet, partisindeydiniz. CHP nasıl oldu? Ya bizim ortak paydamız, bizim hepimiz cumhuriyetçiyiz. Esasında arkadaşlar şöyle ayırt etmek lazım. Yani Isparta'nın Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, MHP'si çok farklı değil. Hepimiz aynı coğrafyanın insanlarız. Benim sınıf sıra arkadaşım MHP'den aday. Yandaki sıradaki arkadaşım, mahalledeki komşum AKP'den aday. Öbür arkadaşım Saadet'ten aday. Yani biz aynı coğrafyanın insanlarız. Bizim dünya görgü kültürümüz aynı. Hizmet etmek için bunlar bir detay. Ben cumhuriyetçi yönümü daha çok önemsiyorum. Atatürk'e sevgi saygımı daha çok önemsiyorum. Atatürk'ün kurduğu partiyi daha kendime yakın buluyorum. Yani eski Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi'nde farklı değildik. Biz orada da cumhuriyetçiydik. Evet. Orada da Atatürkçüydük. Biz Atatürk'e küfür mü ediyorduk eskiden? Evet. O zaman da Atatürk bizim Atatürk'ümüzdü. Ha, bizim orada o zaman Doğru Yolda siyaset yapmamın en büyük nedeni hemşerimiz, içimizden bir değer Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi genel başkan olmasıydı. Ben hemşerime sahip çıktım. Ha, Demirel'in hemşerisi olmaktan her zaman gurur duydum. O günkü şartlarla Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptım. Demirel'den sonra yeni gelen ekipler benim tırnak içinde dünya görüşüme, görgü ve kültürüme uygun olmadığı için, ben zaten bilmeyen arkadaşlar vardır, Süleyman Bey'den sonra ben Doğru Yol Partisi'nden ayrıldım. Yani benim ayrılmam Doğru Yol Partisi'nden bugün değil. Evet. Ben daha 93'lerde ayrıldım Doğru Yol Partisi'nden. Sonra kendi parti mücadelelerimiz oldu. Kendimiz parti kurduk. Demokrat Türkiye Partisi diye Türkiye'de iddialı arkadaşlarla, Gökberk Ergenekon, İsmet Sezgin, Hüsamettin Cindoruk'la. O zaman ben o partinin en genç kurucusuydum. Hı hı. En genç kuruculardan bir diğer arkadaşım da dün Ali Koç'la beraber
Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na girdi Fethi Pekin. Biz ikimiz o partinin en genç kurucularıydık. Ama bizi dinlemediler. Bazı eksikler yaptılar. Yoksa o eksikleri düzgün yapsardı iktidar olabilirdi o parti. Sonra 99-2000'de o partiden ayrıldım. Ve ben ondan sonra sadece seçmen boyutunda siyaset yaptım. Yani arkadaşlar şunu anlamalarını istiyorum. Herkes aktif siyaset yapmak zorunda değil. Evet. Siz de seçimden seçime gidip siyasi takdirinizi, tercihinizi kullanıyorsunuz. Ev hanımları da kullanıyor, iş adamları da kullanıyor. Ben oy verirken Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyordum. Ondan sonraki dönem. Bir dönem geldi dedim ki oy vermenin ötesinde bir de aktif olarak vazife alayım. İlk İstanbul'da Eyüp'ten belediye başkanı aday adayı oldum. Tabii ben bugün Cumhuriyet Halk Partili olmuş değilim. 2010'larda falan evet. Cumhuriyet Halk Partili oldum. Eyüp'teki duruma itiraz ettim. Yönetime itiraz ettim. Ön seçimde başka bir arkadaşı verdi oradaki üyeler vazifeyi. Yine kısmedim, darılmadım. Mesela şimdi arkadaşlarım bazı da beni televizyondan gören çok sert, hiddetli falan evet. zannediyor. Tam tersi özel hayatımda da, iş hayatımda da fazlasıyla güler yüzlü bir insanımdır. Ama haksızlıklara tahammül edemiyorum. Bazen de sesini yükseltmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bazen insanlar bizi salak yerine koyuyor. O zaman biz öyle olmadığımızı onların anladığı lisanla anlatmak zorunda hissediyoruz. Biraz sesimiz yükseliyor ama normal hayatımda çok toleranslıyımdır. Zaten beni çocuklarıma sormanız lazım. Babanız nasıl biri diye. İki tane kızım var. Biri Amerika'da şimdi psikoloji tahsili yapıyor. Bir tanesi de lise son sınıfa geçti bu sene. Çok da mutluyuz. Babalarına sorun bakalım sert midir, nasıldır. Ya dolayısıyla böyle bir hayatta dostlarla beraber geldim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday boyutuna geçtim. Sonra Isparta'dan adaylığımı denedim. Arkadaşlar buraya davet etti çünkü. Sen Ispartalısın, niye İstanbul'da aday oluyorsun? Gel burada diye. Tabii Isparta'ya iş hayatım dolayısıyla ben emekli değilim. Hayatımın en faal iş dönemindeydim. Yani bazı arkadaşlar diyor ya Mustafa sen Isparta'da yaşamıyorsun. Evet yaşamıyorum. Ben Afrika'da mesela son 2 yılda 15 kere Afrika'ya gittim. Orada işlerim, yatırımlarım var. İstanbul'da işlerim, yatırımlarım var. Dolayısıyla ben dünyayı gezebilen insanım. Geçen ay Kore'ye, Japonya'ya gittim. Bir hafta oradaydım. 10 gün. Yani ben dünyayı geziyorum. Dünya vatandaşı olmaya çalışıyorum. Yani Isparta'dan, evinin önünden çıkmamak çok önemli bir iş değil. Dünyayı tanımamız lazım. Dünyayı görmemiz, bilmemiz lazım ki örnek olalım. Dünyada nerede ne doğru yapılıyorsa Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim diye bir laf var. Ben gidip onu yaşayıp getirip buraya özümsemem lazım. Arkadaşlarıma anlatmam lazım. Mesela esnaf arkadaşlarım, iş adamı arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Hep onlara iş örnekleri anlatıyorum. Diyorum ki bakın şu ülkede şunu yapın. Geçen gün derici arkadaşlarla konuşuyorum. Moğolistan'da diyorum deri çok iyi. Bir sürü hayvan var. Gidin Moğolistan'dan deri getirin buraya. İstiyorsanız Moğolistan'da size kontaklar vereyim diyorum. Afrika'da arkadaşlar var. Diyorum ki Afrika'ya gidin şu malı ihraç edin diyorum. Arkadaşlar benim geçmiş tecrübem, birikimim size feda olsun. Bunu ben bir oyla sizin emrinize tavsiye ediyorum. Bu anlamda bir şey daha soracağım size. Şimdi yine konuşurken Süleyman Demirel'den, Sayın merhum Cumhurbaşkanımızdan sonra ayrıldım dediniz. Sizin de belli bir yakınlığınız vardı. Şimdi Isparta'yı siz de artık tanıyorsunuz. Isparta'da şöyle bir durum var. Ben Isparta'yı eskiden de tanıyordum. Yani evet. Ama şimdi daha artık yüz yüze. Güncel haline evet, güncel aktif olduk diyelim. Aktif oldunuz. Doğru. Isparta'nın yıllardır da, ben de uzun zamandır buradayım, söylediği bir şey vardır ki temsil noktasında kendi Ispartalı birisini istiyorlar. Çünkü geçmiş dönemde de yaşadıkları bazı şeyler olduğu için. Şimdi size iki tane fikrinizi soracağım. Tabii. Daha doğrusu soru değildi burada çünkü fikir alışverişi yapıyoruz. Şimdi bizim yine partilerimizden birinin Demirel'le yakınlığı olduğu Aylin Hanım var. Doktoruydu, geldi Isparta'dan aday gösterildi, siyasete girdi. Burada da ilk sıra. Ve sürekli de bir Demirel'in evladı giriş var. Oysa siz de yakınsınız ama bunu çok kullanmıyorsunuz siz, söylemiyorsunuz. Bu doğru bir davranış mıdır? Veya siz doğru bir davranışsa siz neden bunu kullanmadınız? Şimdi tabii ben sorunuza çok teşekkür ediyorum. Şu an ittifaktayız biz İYİ Parti ile. İYİ Parti'nin adayı genel merkezi o arkadaşı vazife göstermiş Aylin Hanım'ı. Aylin Hanım Süleyman Demirel Sayın Cumhurbaşkanımızın son senesi yaklaşık 1999 olması lazım tahmin ediyorum. 76 yaşındayken devletin yanına tahsis ettiği doktor arkadaşlardan biri. Sayın Demirel de son dönemlerde beraber çalışmış doktor olarak. Ben kendisini kayınpederinden tanırım. İyi bir insan vardı kayınpederi. Ispartalı bir hemşerimizdi, abimizdi. Aylin Hanım tabii meslek itibarıyla Sayın Demirel'le bir müddet yapmış.
siyasette de kendisi çok ilgiliydi. Benim hatırladığıma göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adayı olmak istemişti geçmiş dönemlerde. Ama o zaman Süleyman Bey genç, onun sağlığında Aylin Hanım'ın milletvekili olmasını arzu etseydi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde onun adına referans olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü aynı dönemlerde ilan kesiciye referans olmuştu. Hı hı. Sayın Demirel'in bir huyu vardı. Tabii siz çok güzel bir şey söylediniz. Ben çocukluğumdan beri Demirel'in siyasi arkadaşıyım. Ben onun yanındaki en genç siyasi arkadaşıydım. Bunu Demirelciler bilir, doğru yolcular da bilir. Çünkü gençlik olarak genel başkanıydım onun. 24 saat beraberdik. Ve onun sağlığında bir kitap hazırladım. Demirel'in sağlığında yazamadıklarım diye yayınlamak için zaman bekliyorum. Çok hatıralarım vardır birebir. Tabii Demirel için biz burada yasaklar kalktı, hapisine girdik. 23 gün, 20 milletvekili beni 13 gün sonra hapisten çıkardı. Ben ve arkadaşlarımı. Ispartalılar bilir. Biz o zaman anayasanın, ihtilal anayasalarının Ecevit, Erbakan, Türkeş ve Demirel adına yasak koymasını, siyasi yasak koymasını kaldıran 6 Eylül 1987 referandumunda bütün Isparta olarak o zamanın başbakanına tavır gösterdik. O zamanın başbakanı da bizi hapise attırdı. Demirel de 20 milletvekiliyle beni referandumda 2 gün kala çıkarttırdı. Yani bizim ne hapisi kaldı Demirel için girmediğimiz, ne meydanları kaldı anons etmediğimiz. Ben Demirel'in siyasi arkadaşıydım. Yani ben evlatlık ilişkisini söylemem haddime düşmez. Ben Demirel'in evladıyız demek haddimize düşmez. Çünkü bütün Türkiye Demirel'in evladıydı. Biz o zaman hepimiz Demirel'e baba derdik. Evet. Türkiye baba derdi. Evet, kurtar Türkiye bizi baba derdi. Evet. Dolayısıyla bütün herkes Demirel'in evladıydı zaten. Kurtar bizi baba denilen bir Demirel vardı. Ama ben Sayın Demirel'in siyasi arkadaşlarının en genciydim. Şu anda Türkiye'de 650 bin üyemiz vardı o dönem. 650 bin arkadaş beni bilir. Ben kendimi, referanslarımı oradan alıyorum ama hayat orada devam etmiyor. Sadece orada kalmadı. Benim başka artılarım da var. Benim tahsilim, görgüm, kültürüm, çevrem, bugüne kadar yaptığım tecrübelerim. Ben 2 milyon metrekare yakın inşaata imza atmışım. Bu mesela AK Partililer çok meraklıdır bu müteahhit işlerine. Hak ediş, keşif artışı, devamlı inşaat, beton. Halbuki ben onlardan çok daha iyi bilirim. Hayatlarında bir tane otel yapmışlardır. Bir tane kendileri otopark yapmamışlardır. Bir tane öğrenci yurdu yapmamışlardır. Bir tane AVM yapmamışlardır. Onları yapan biri olmama rağmen ben hiçbir zaman o yönümü ön plana çıkarmam ama tecrübelerim çoktur. Ha, bunların hepsini niye söylüyorum? Arkadaşlarımızın takdiridir. Öyle kendilerini sıfatlamak istiyorlar. Ben geçmiş referanslarımın tümüne, geçmişte yaptığım her şeye sahip çıkarak, mesela geçmişte bazı insanlar bazı dönemlerini unutmak ister. Ben artılarıyla eksileriyle, pozitif negatif her şey kabulümdür. Bunlar benim çünkü kazanımlarımdır, tecrübelerimdir. Geleceğe bakıyorum. Pişmanlık yaşadığım bir şey yok. Olabilir. Herkes hata yapabilir. Hata da yapmış olabilirim. Bazı insanları kırmış, darıltmış da olabilirim. Yanlışlarım da olmuş olabilir ama ben bunlardan ders almayı bilen bir insanım. Ve ders aldım. O dönem, hani sizin ifadenizle ben arkadaşlarımı eleştirmek istemiyorum. Onlar da değerli arkadaşlardır. Onlar kendi referanslarını oradan vermek istiyor. Hak mıdır? Onu takdiri Türk kamuoyunu Ispartalılara söylüyorum. Özellikle Isparta'daki eski Demirelcilere söylüyorum. Ben siyasi Demirel arkadaşlığım bir kenarda duruyor. Bilen biliyor zaten. Evet. Yani dediğiniz çok güzel bir cümle vardı. Ben de hatırlıyorum Demirel'in o dönemlerini çocukluğuma denk gelmesine rağmen. Demirel'in evet o baba olgusu. Hepimiz onun evladı olursunuz. Siz Bursalısınız bilirsiniz. Demirel'in kalesidir evet, Bursa. Evet kalesidir ve çok sık gidip evet. gelirdi. Evet çok iyi bilirim. Çok iyi bilirim. Çok da Bursalı arkadaşlarımız abilerimiz vardır o yüzden. Evet. Cavit Çağlar. Onlar hep abilerimizdir. Hep çok iyi tanırım. Evet keşke izliyorsa Turan Tayan dahil. Evet. Hepsi onlar hala görüşürüm. Evet, evet. Çok selamlarımız olsun. Belki evet. kulaklarına gider. Bursa'dan evet. bizi çok izleyen evet. var çünkü. Bursa'daki evet. arkadaşlarım çok severler beni. Ben de onları çok severim. Evet. Şimdi siz dediniz ki biraz evvel hatta ben Isparta'ya zaten vakıfım. Sadece güncel kısmını yakaladım evet. dediniz. Bu aslında çok önemli bir şey söylediğiniz şey. Çünkü Ispartalı milletvekilinden şunu istiyor. Yarın öbür gün seçilip gittiğin zaman Isparta'nın sorunlarını biliyor musun? Isparta'nın bu sorunları için çözümlerin var mı? Evet. Devam ettirecek misin? Ve yine yanımızda bizim olacak mısın? Bu vekil süresinde mi, süresince mi bizimlesin? Sonrasında ne olacak gibi Ispartalı seçmenin böyle soruları var. Şimdi biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Vakıf mısınız Isparta'daki sorunlara? Ben Isparta'nın sorunlara ötesi Türkiye'nin sorunlarına vakıfım. Çünkü ben şu anda iş hayatım devam ediyor. Ya ben ekonomiyi de takip etmek zorundayım. Siyasi olayları da takip etmek zorundayım. Bunları fantezi gazete haberi olarak takip etmiyorum. Yaşıyorum. Dün televizyonda da konuştum. İş adamlarının derdini en iyi bilen benim. Çünkü ben de iş adamıyım.
ihracatçının derdini en iyi bilen benim. Ben de ihracatçıyım. SSK'nın, vergi dairesinin derdini biliyorum. Ben de o bölümdeyim. Öğrencilerin derdini biliyorum. Öğrencilerin babasıyım. İki tane kızım var. Esnaf, iş adamı, hep bunlar eşim. Emekli oldu. Bir emeklinin derdi nedir onu biliyorum. Yani özeti bir, zaten genel problemler herkese ait. Isparta özelinde ise Isparta'da maalesef son 16 yıldır AK Parti iktidarları, ki bakın AK Parti diyorum, kendinizi arkadaşlar, AK Parti oy veren arkadaşlar bazen darılıyor bana. Benim derdim AK Parti'ye dün oy verenler değil. Hepinizin oyları helal. Helal hoş olsun. İyi ki verdiniz. Ama siz oy verdiniz. AK Parti'nin Isparta'daki milletvekilleri, özellikle bu son iki milletvekili bloke etti. Hizmet getiremedi diyorum. Ve bunun için Isparta'nın geçmişine şöyle baktığın zaman belli oluyor. Isparta ne varsa geçmiş dönemde yapıldı. Havalimanını yapan belli. Demirel yapmış. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ni Demirel yapmış. İşte şu ana kadar hastanelerin çoğunu, okulların çoğunu, yolların çoğunu Demirel yapmış. Siz iktidara geldiğiniz zaman her köyde elektrik, su vardı, yol vardı. Siz şimdi yenilemeye çalışıyorsunuz. Ha, altyapının %90'ı bitmişti. Ha, siz ne yapabilmeniz lazımdı? Bunu daha iyi yapmanız lazım. Isparta'yı yaşanır hale getirmeniz lazım. Üniversiteden örnek verdik. Yeni üniversiteyi bölmeniz değil, yeni yeni üniversiteler getirmeniz lazım. Üniversiteyi sadece inşaat metrekareli arttırmanızı, övünmenizi değil, Isparta'daki profesör sayısını, Isparta'nın yetişmiş eleman sayısını arttırdığınızı övünmeniz lazımdı. Şöyle övünmeniz lazımdı. Bak, biz öyle bir üniversite büyüttük, geliştirdik ki dünyanın her yerinden, her ülkeden öğrenciler Türkiye'ye okumaya ve özellikle de Süleyman Demirel Üniversitesi'ne okumaya geliyor demeniz lazımdı. Niye insanlar Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde okumaya çalışıyor? Çünkü dünyanın en iyi üniversitesi. Türkiye'den, dünyanın 200 ülkesinden herkes birinci tercihin üniversitede Harvard yazar. Niye Harvard yazıyor? En büyük üniversite olduğu için değil. 500 bin metrekare inşaat alanı olduğu için değil. Şimdikiler onu övünüyor çünkü. Biz Isparta Üniversitesi'nin 300 bin metrekare daha yeni inşaat yaptık. 15 tane daha tuvalet yaptık. 20 tane daha kaldırım yaptık. Arkadaşlar, üniversiteler öyle ölçülmez. Üniversiteler nasıl ölçülür? Eğitimin kalitesiyle, laboratuvarlarıyla, lisans başvuruları, patent başvuruları, uluslararası yayınlar. Bu üniversiteden mezun olanların başka üniversitelerde profesör olabilme sayısı, bunlarla ölçülür. Siz o sayıları arttırın. Ha, biz bunları anlatıp dedikçe arkadaşlar diyor ki şey yapalım, bunu nasıl yapalım? Biz onların hepsinin önerisi var. Isparta'yı çok iyi biliyoruz. Neden? Türkiye'yi de çok iyi biliyoruz. Neden? Dünyayı da çok iyi biliyoruz. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde arkadaşlara söylüyorum. Şu anki arkadaşlar da öyle. Eğitim alırken bize şunu söylüyorlardı. Neden, niçin, niyeyi sorgula. Bir şey hemen peşinden kabul etme. Biraz evvel söyledim. Bana siz burası masa yuvarlak deseniz de ben önce bir inanmak zorundayım, ölçmek zorundayım. Yuvarlak mı değil mi? Sizin beyanınıza saygı duyarım ama ben kendim çek ederim. Hayat böyledir. Isparta'yı da bu şekilde çek ederek götüreceğiz. Eksiklerimizi, fazlarımızı ölçeceğiz. Yani Isparta'yı biz değişmeli diyoruz. Niye? Ben son 16 yıldaki gelişimden memnun değilim. Bir Ispartalı olarak memnun değilim. Okumuş, yazmış, dünya görmüş bir Isparta olarak diyorum ki son 16 yılda Isparta geçmiş 2002'deki aldığınız güne göre geri gitti. Örnek, geri gitti diyorum. Ne diyorlar? Bir, siz aldığınız zaman Isparta Spor 3. ligde bir takımdı. Şimdi Bal Ligi'nde bir takım. Al, Spor'u da geri götürdünüz. Isparta siz aldığınız zaman kişi başına geliri belirli bir seviyedeydi. Bankalardaki mevduat oranları, kapıdaki arabaların kaliteleri belirli bir seviyede. Şimdi nereye getirdiniz? Şimdi övündünüz ne? Bitiremediniz 16 yıldır. Örnek olarak söylüyorum. Hayat her şey yol değildir. Bunlar beton ve yol, asfalt üzerine kurulurlar ama bunların terminolojisinden cevap veriyorum. Yoksa bana göre şehrin önceliği beton ya da yol değildir. Kültürdür, sanattır, insanların kalitesidir. Ha, bunları zaten gündemleri yok. Bir Isparta'ya opera getirelim. Isparta'da tiyatrolar olsun. Gençler tiyatrolara gitsin. Öyle bir dertleri yok. Ama biz onları yapmakla beraber, ona şehre önder olmakla beraber bunların anladığı lisanla yolları da yapacağız. Bunların anladığı lisanla şehrin eksiğini de tamamlayacağız. Fiziki manada, beton manasında. Şimdi bunu Isparta'yı biliyor muyuz? Çok iyi biliyoruz. Bildiğimiz için öneriler getirdik. Ama benim bilmem yetmez. Biz araştırmalar yaptık. Gittik şu anda Isparta'ya ne yapmamız gerekiyor? 13 tane ilçe var merkez ilçe dahil. Her ilçeyle ilgili ayrı ayrı önerilerimiz var. Mesela Isparta'ya diyoruz ki sivil havacılık üniversitesi kuracağız. Evet. Bu benim sözüm değil. Araştırmalardan bu çıkıyor. Neden araştırma çıkıyor? Isparta havalimanı çok büyük bir havalimanı. Çok faal değil. Günde 3-5 tane uçak geliyor.
bir tane İstanbul'dan geliyor, bir iki tane yurt dışında charter olursa yapıyor. Böyle bir boş havaalanı var. Çok büyük, Sayın Demirel zamanında çok büyük havaalanı yapmış. Erdal Ünönü ile beraber kurdukları 20 Ekim 1992 hükümetinin en büyük eserleridir. Erdal Ünönü'yü de burada rahmetle anıyorum. Isparta'ya çok hizmeti vardır. Kendisi fizik profesördür. Dört dörtlük bir insandı. Onunla beraber o koalisyonun Isparta yaptığı en büyük hizmetlerden biri bu havalimanıdır. Şimdi bu havalimanı var. Yanına da askeriye helikopter pilotu üreten, yani helikopter pilotu yetiştiren bir okul kuruyor. Araştırmalardan şu çıkıyor. Onun hemen yanına Isparta Sivil Havacılık Üniversitesi kurarsak, burada bu havalimanından bu eğitim ve ilave gelecek hocalarla, teknolojiyle, altyapıyla burada pilot, pilot derken o pırpır uçaklarının pilotu değil, bildiğiniz Airbus'lar, dünyadaki havayolu, sivil havacılık uçakları, pilotları yetişebilir. Bunu nerede yetişiyor şu anda? Türk Hava Yolları bu pilotları nereden alıyor? Türk Hava Yolları'nın içinde 10 bin tane pilotu var. Bunlar nerede yetişir şu ana kadar? Ya askeriyede yetişirler, belirli bir makama, rütbeye geldikten sonra emekli olup sivil havacılığa geçerler. Veya dünyada bu pilotluk eğitimini alınabilen üniversiteler var. Hep örnek verdim. Dünyadaki en büyük üniversitelerden biri, araştırdık, baktık. Florida eyaletinde Daytona Beach diye bir şehir var deniz kenarında. Orada Embraer diye bir üniversite var. Dünyanın bu konudaki en büyük üniversitesi. Ama en büyük üniversite derken AK Partili milletvekili anladığı gibi 500 bin metrekare inşaatı yok. Metrekare olarak değil. 25-30 bin metrekare bir bina. Ama dünyanın en iyi pilot öğretmenlerine getirmişler, öğretim görevlilerine getirmişler, teknisyenlerine getirmişler. Hı-hı. Makine ekipmanları almışlar. Biliyorsun onlar uçak gibi kokpitleri var. O uçak gibi mekanizmalarda eğitimler, evet, alıyorlar. Parayı harcamışlar. Ve dünyanın her yerinden insanlar yılda 50 bin dolar para vererek orada eğitim alıyor. Ve sonra belli bir imtihanları geçtikten sonra, tecrübe kazandıktan sonra uçak pilotu olabiliyor. Ben diyorum ki dünyanın her yerinde bu okulu buraya yapalım. Dünyanın her yerinden de turist gibi öğrenci gelsin. 50 bin dolar değil, biz 40 bin dolar yapalım dünyaya. Türkiye'deki arkadaşlara 30 bin dolar yapalım. Ispartalı, Isparta yaşayan gençler de 5 bin dolar para vererek burunların dibindeki okulda pilot olsun. Genç kızlarımız, delikanlılarımız hostes olsun, host olsun. İsteyenler teknik eleman olsun. Uçakları tamir eden, o makineleri tamir eden teknisyenler. Arkadaşlar bir pilot 10 bin dolar maaş alıyor. Ben sizi Ispartalı'yı, genci, bakın burada Atatürk'ün bir sözü vardır. Atatürk gençleri erkek ya da kadın diye ayırmaz. Kız diye, erkek diye ayırmaz. Erkek kadın ayrımı yapmadan. Atatürk gibi aynı. Bütün gençler, erkek de olsanız, kadın da olsanız, kız da olsanız, genç kız da, genç delikanlı da olsanız pilot olun. Ben size bu imkanı sağlayacağım. Ve dünyanın her yerinde 10 bin dolar maaşla uçak uçurun. Genç kızlarımız niye gitmesin pilot olmasın? İstiyorsanız hostes olun. İstiyorsanız teknik eleman olun. Ha bu sadece genç kızlarımızın, genç delikanlılarımızın mesleği değil. Aynı zamanda bizim Keçiborlu'muz, Güney Kenti'miz, Gönen'imiz, hatta Uluborlu, Serinkent, Atabey'imizdeki bile insanların çalışacağı yeni bir iş kapısı olsun. Şu Keçiborlu'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin temeli atılan bir şey vardı. Sivil Havacılık Yüksek Okulu vardı. Sizin bahsettiğiniz bu sivil havacılık bundan yok, daha orada arkadaşlar mı? Şimdi şu söyleyeyim. Oradaki arkadaşlar da bir meslek okulu. Hı hı. Bir 4 senelik bir işte bir meslek yüksek okulu haline getirmek istiyorlar. Benim söylediğim uçak pilotu Türkiye'de verilebilen ya Hava Harp Okulu'ndan alabiliyorsunuz eğitimi ya da Türk Hava Kurumu'nun belirli bir mesafesine geçip olabiliyorsunuz. Artı şu anda Eskişehir'de çok başarılı biliyorsunuz Yılmaz Büyükerşen hocamızın açtığı Anadolu Üniversitesi'de bir sivil havacılık bölümü var. Onun haricinde hiçbir yerde yok. Bizim Keçiborlu'daki yan dalları verecek. Yani uçuş teknisyeni, işte kule, bunlar da önemli. Mesela o fakülteye, o üniversiteye bağlamak lazım. Yani orada Keçiborlu'da olmayacak, o üniversitenin içinde olacak. İnsanlar orada yurtlar olacak, gidecek, gelecek, belirli yapacak. Kampüsü o üç ilçenin ortasına koyacağız. Yani kampüs hayatı yaşasın. Bir de üniversite öğrencileri kampüs hayatını yaşasın. Amerika'da bütün üniversiteler kampüstür. Ama böyle ilçelerin yanında kampüslerdir. Öğrenciler okulunu, eğitimini alır. Şehre çıkarlar, yurtlarına giderler. Yemeklerini kampüste yerler, giderler, gelirler. Yani böyle bir kampüs hayatını yaşayacağız. Yani Isparta'yı öğrenciler için de cazip haline getireceğiz. Bizim maalesef Isparta'da öğrenciler müşteri gibi görünüyor. Arkadaşlar, üniversite öğrencisi bir müşteri değildir. Ispartalımızın bu yanlış algısını da değiştirmemiz lazım. Üniversite öğrencilerimiz çok şikayetçi bu konuda. Biz Ispartalı
ya gelen Isparta'da okumak isteyen öğrencilerimizi bir misafir göreceğiz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Yarın Isparta'nın onlar gönüllü turizm elçileri olacak. Evet. Dolayısıyla bunun benzer projelerimiz var. Biz Isparta'da sadece yapılmayanları anlatmıyoruz. Yapılması gerekenleri de anlatıyoruz. Şimdi esasında biraz da sabah kuşağı olduğu için bizim Ispartalı kadınlara ne söylüyoruz onu da söylemek evet, istiyorum. Belki bizi kadınlar arkadaşlarımız bizi dinliyordur. Bir kere öncelikle şunu söylemem lazım. Beni yakından bilen arkadaşlar bilir. Siz daha evvel program yapmadık. Ön seçimde ben Isparta'ya ön seçime geldim. Bizim 3600 üyemiz var. Bunun yaklaşık 700-800 tane de kadın arkadaşlar. Emekli öğretmenlerimiz var, iş, esnaf kadın arkadaşlarımız var. Tanıtım toplantıları yaptık. İşte gidiyoruz. Şunu anladım. Mesela ben kadın üye arkadaşıma kendimi anlatıyorum, ifade ediyorum. Ve sonra diyorum ki soracağım bir şey var mı? Sorusu varsa ona cevap veriyorum. Sonra da diyorum ki bana oy verecek misin? Eğer bir kadın sana oy vereceğim diyorsa bir daha değişmesi mümkün değil. Evet dediyse bitti. O kadın arkadaşlarımın oyuyla ben zaten o seçimde en yüksek oyu almıştım. Kadın arkadaşlar bana inandı ve benim sözlerime inandı ve bana destek oldular. O yüzden ben hep takılırım. Ben kadınların milletvekili adayıydım. Şimdi kadınların milletvekili olacağım. Özellikle Isparta'da tüm kadınların milletvekili ben olmak istiyorum. Çünkü kadın söz verdim yerine yapıyor. Erkekler sen burada sana söz veriyor. Şuradan dönüyor. 5 dakika sonra bir hemşerisi geliyor kafasını karıştırıyor. Biri geliyor korkuyor. Aa bak milletvekili beni şöyle yaparsa diye korkuyor. Kadın ne korkuyor ne de sözünü değiştiriyor. İnandıysa, güvendiyse sonuna kadar gidiyor. Dolayısıyla ben Ispartalı kadınların emrindeyim bu saatten sonra. Siz bana inanırsanız ki inanın. Ben Isparta'daki kadınların hayatını daha kolaylaştırmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Bazı şeyleri zaten partim söylüyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi kadına değer veren bir parti. Bizde %33 kadın kotası vardır. Bu ne demek? Milletvekillerin %33'ü, belediye başkanlarının %33'ü, belediye meclislerinin %33'ü kadındır. Olmak zorundadır. Yani biz bırakıversen her taraf erkek dolar. Öyle değil. En çok kadın milletvekili bizdedir. Biz kadına zaten parti olarak değer veriyoruz. Ve hatta diyorum ki ben bunu Isparta'da da öyle olsun. Geçen seçimde arkadaşlara söyledim bizim kadın koldaki arkadaşlar. Keşke dedim içinizden bir milletvekili adayı çıksaydı. Şimdi size tavsiye ediyorum dedim. Isparta'ya kadın belediye başkanı getirelim. Bizim partimizin adayı kadın olsun. Ve Isparta'ya kadın belediye başkanı gelsin. Bir kadın ele değsin açık Isparta'ya. Isparta'nın belediyesinin de durumu malum. Onlar da taş 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 beton beton beton. Halbuki bir kadın ele değsin. Isparta'nın estetiği değsin. Dolayısıyla burada sizin şahsınızda tüm Ispartalı kadınları belediye başkanı adayı olmaya yönlendiriyorum. Belediye meclis üyesi olmaya yönlendiriyorum. Evet. Isparta'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya yönlendiriyorum. Bu bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Ayrıca biz ne yapıyoruz? Kadın Bakanlığı kuruyoruz. Bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgemiz. Burada özellikle kadınlarla ilgili sayfalar var. Bir iki madde değil. Yaklaşık 10 sayfa kadınlara ayrılmış. İşte çalışan kadına ücretsiz kreş vermek, kadın bakanlığı kurmak. Mesela burada bir madde var. Çok enteresan bir maddedir. Siz de tahmin ediyorum SGK'lı çalışansınızdır. Erkekler SGK'lı çalışırken askerlik yaptıkları dönemi borçlanabilirler geçmişe dönük. Niye? İşte askerlik zamanı çalışamadığı için o süre boş kalmasın diye ilave cüzi bir para öder, borçlanır. Kadın asker gitmediği için öyle bir hakkı yok. Biz de diyoruz ki kadının çalışamadığı, doğum yaptığı dönemi borçlanabilsin. Erken emekli olsun. Mesela bu seçim vaadimizin en büyük vaatlerinden biri budur. Tüm kadınların doğum sürelerinin ücretiyle, çok cüzi ücretiyle borçlanabilme hakkını getiriyoruz. Dolayısıyla erken emekli olsun. Artı ne diyoruz? Kadın kooperatifleri kuracağız diyoruz. Kadınlar mesela şu anda bizim Keçiborlu, Güneykent oralarda gül kooperatifleri var. Gül suyu, gül yağı yapan arkadaşlarımız var. Diyoruz birleşin kadınlar. Beraber gelin size faizsiz kredi verelim. Size destek olalım. Teknoloji desteği verelim. Size marka desteği verelim. Size reklam desteği verelim diyoruz. Kadının üretime geçmesini, kendi parasını kendi kazanır hale gelmesini istiyoruz. Yani kocasının elinden para alır hale gelmesin. Kendi ayakları üzerinde dört dörtlük durabilsin. Bunun için de maddi gücü olsun istiyoruz. Bu Kadın Bakanlığı, Kadın Kooperatifi ve mesela yine bir seçim vaadimizde özellikle bir madde. Yetim aylığı alan genç kardeşlerim var, kadın arkadaşlarım var. Bunlar evlendiği zaman bu yetim aylığı kesiliyor. Biz diyoruz ki hayır kesilmesin. O senin hakkın. Evlensen de babandan kalan bu maaş senin helal hoş olsun, almaya devam et. Yetim aylığını almaya devam et diyoruz. Bir de yine bir verdiğimiz vaat ki burada başka bir şey söyleyeceğim. Sizin
güzel Türk bayraklı broşunuzu da gördüğüm için bizim hepimiz vatansever insanlarız. Evet, Türk bayrağı için ölen herkes bizim saygılıdır. Şimdi bunlar ne yaptı? Çok özür dileyerek söylüyorum. Şehitleri bile kategorize ettiler. Kore şehidi şu kadar, Kıbrıs şehidi bu kadar, 15 Temmuz şehidi şu kadar. Arkadaşlar ayıptır. Şehit ayrılma tabi tutulmaz. Gazi ayrıma tabi tutulmaz. 15 Temmuz'da bizim şehidimizdir. Kore'de gönderdiğimiz 20 bin arkadaşımızdan şehit olan 1180 tanesi de bizim şehidimizdir. Kıbrıs'taki de bizim şehidimizdir. Orada Kore'de gazi olan da bizim gazimizdir. Buradaki de. Dolayısıyla bir kere şehit ve gazi ayrımını son vereceğiz. Bunlardan maaş alan, dolayısıyla bunlardan maaş alan kadın kardeşlerimizin de maaşlarını eşit seviyeye getireceğiz. Bu da bizim en büyük sözlerimizden biridir. Yani artık biz kadını farklı halde değerlendirmeyeceğiz. Bununla mı bitiyor? Hayır, bitmiyor. Ağır ceza mahkemelerinde bizim bir şöyle bir şeyimiz var. Biz adalete çok inanıyoruz. Geç gelen adalet, adalet değildir. Adalet hızlı olmalıdır ve adil olmalıdır. Herkese eşit olmalıdır. Ama bir önceliğimiz var. Kadına yapılan suçlarda kesin ve kesin kadının lehine karar almasını düşünüyoruz. Kadına baskı, şiddet kesin ve kesin affedilmeyecek bir şeydir. Kadına yönelen baskı, zulüm, dövme, yaralama gibi suçlar affedilmeyecek. Hani şu anda Türkiye'de affedilmeyecek suçlar var. Nedir bu? Terörist. İşte dağda Türk devletinin ordusuna, askerine silah sıkan insanın cezası affedilmez. Aynı fikirdeyim, affedilmez. Ama aynı zamanda kadına şiddet uygulayanın da cezası affedilmez. Bu kendi karısı da olabilir, kız kardeşi olabilir. Sokakta geçen birinin, okuyorsunuz bu haberleri siz gazeteden. Evet. Sokakta geçen genç bir kızın pantolonunu beğenmiyor. Tokat vurma cüretini görüyor. Sen kimsin de ona çok vuruyorsun? Ya da eşiyle ilgili bir problem oluyor, öldürmeye kalkıyor. Allah göstermesin. Hepimizin çocukları var. Kadın ve çocuk da biz biraz dertli bir ülke. Kadın ve çocuğa yapılan zulümün, baskının, şiddetin cezası affedilmeyecek. En büyük taahhütümüz budur. Kadına kalkan el kırılacak. Buna emin olabilirsiniz. Valla Mustafa Bey, efendim sevgili izleyenler, programa başlarken ne demişti Sayın Vekili, Milletvekili adayımız? Demişti ki ben yapım öyle, tarzım öyle, biraz da tez canlı deniliyor ona ama bu anlamda gerçekten o enerjiyi biz sizden aldık. Hakikaten öylesiniz. Şimdi ben size gelen sorulardan şöyle hepsini sormamız efendim imkansız. Çok da güzel ilgi göstermişsiniz. Teşekkür ediyoruz sorularınızla. Şimdi ama inşallah önümüzdeki günlerde bir kez daha sizi ağırlayalım. Tabii da bu ki, sorulardan memnun. Kalanları da sorayım ama ben böyle kısa kısa size yine başlıkları vereyim. Şimdi vekil seçilirse Isparta'da ne sıklıkla kendisini göreceğiz diyenler var. Kendisine İYİ Parti mi yoksa AK Parti mi rakip görüyor diyenler var. Davras Spor için sorular var. Bir de mevcut iktidarı eleştiriyorsunuz da hiç mi olumlu bulduğunuz bir icraatı yok diyorlar. Son cümleden başlayayım. Arkadaşlar bozuk saat bile günde iki kere doğru saati gösterir. Arkadaşlar 16 yıl boyunca hizmet yapıp da eksik yaptığınız şeylerin yanında iyi yaptığınız şeyler de olmaz mı? Olur. Özellikle AK Parti'nin ilk dönemi Erkan Mumcu vardı Sayın Bakan Yalvaç. Isparta'ya bir sürü hizmet getirmişti. Ne yaptılar şimdi onu? Küstürdüler, bir kenara koydular. Çünkü bu iki tane beceriksiz arkadaşı ön plana getirdiler. Sürekli çok kaliteli AK Partilerin üzerine bunlar soyadlarından dolayı hep geldi. Ve nedendir, niyedir anlamıyorum. Isparta'yı önemsemiyor Ankara. Isparta onlar için çok önemli değil. Üvey evlat gibi gördükleri için bu iki beceriksiz arkadaşa devam etmek istiyorlar. Tabii ki Isparta'ya yapılan hizmetler var. Erkan Bey'in yaptığı hizmetler var. Bununla hemen vazife yapan bir sürü Ispartalı Sayın Dilek Milletvekili'nin hizmetleri var. Isparta'ya bundan evvel hizmet yapan herkese Allah razı olsun. AK Partili, CHP'li, bizim CHP'li milletvekilimiz Mevlüt Çavuş Güner'in, bizim İrfan Bakır'ın hizmetleri var. Nevzat Korkmaz, MHP'li milletvekilinin hizmetleri var. Bir evvelki Sayın Vali, MHP milletvekili, sonra İYİ Parti'ye geçen milletvekilinin hizmetleri var. Ben hepsinin hizmetlerine, hepsinin hizmetlerine saygı duyuyorum. Benim eleştirim şu: AK Parti'de başımızdan gidemeyen ama gelmeleri için de dua ettiğim, karşıma çıksınlar da onlarla mücadele edeyim dediğim son iki milletvekili. Onların haricindekilerin hepsinin hizmeti var ve hepsine saygı duyuyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'nin borcu olmuş 450 milyar dolar. 80 milyar dolar özelleştirmeden her yeri satmışlar. Ve bu paralar nereye gitti? Tabii ufak tefek bir şeyler yapıldı. Ama ben diyorum ki daha iyi yapılabilirdi. Bazı şeyler eksik yapıldı. Tamamen betona gömdüler parayı. Çünkü bunlar müteahhitleri çok seviyor. Bunlar müteahhitleri çok seviyor. Devamlı inşaat ihalesi yapalım.
Devamlı onlara keşif yapalım, hak edişlerini takip edelim, para ödetelim, işi büyütelim, büyütelim, yanına iki tuvalet daha yaptıralım, beş tane daha tuvalet yaptıralım, on tane daha tuvalet yaptıralım. Bunların işi metrekare, müteahhit. Ha benim derdim o değil. Ben diyorum ki sadece metrekare inşaatla ölçülmez. Bunu en iyi bilen bir adam olduğum halde 2 milyon metrekare inşaatları yaptırmış hem genel müdür, hem yatırımcı, hem işletmeci biri olduğum halde diyorum. Ha şimdi iyiler yapıldı. Bununla ilgili neler yapılacağını da anlatıyorum. Bugüne kadar taş üstüne taş koyan herkes başının üzerinde yeri var. AK Partili, MHP'li, CHP'li. Hedef kim? Kimler rakibimiz? Bizim rakibimiz yok. Benim derdim Isparta'nın halkına, Ispartalı'ya, Isparta yaşayan, kendini Ispartalı gören herkesin emrindeyim. Ben eleştirilerim Isparta'nın menfaatine. Siz bana oy verdiğiniz zaman ben sizin vekiliniz oluyorum. Yani bana vekalet veriyorsunuz. Bundan sonra Isparta sahipsiz değildir. Benle beraber hareket eden herkese beraber omuz omuza koşarım. Isparta'ya kim bir şey yapmak istiyor? Belediye de olsa, milletvekili de olsa emrindeyim. Ama ben diyorum ki anlaşabileceğimiz arkadaşları seçelim. Bak Isparta'ya iki tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili gidelim. Birbirimize omuz omuza Isparta'ya daha mücadele edelim. Niye? Biz iktidar olacağız çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına iki tane CHP'li milletvekiliyle, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili gidersek ikimiz de CHP'nin milletvekilinin bir ortak yönümüz var. Biz Isparta Şahik Lisesi mezunuyuz. Bu arada bütün Şahik Lisesi mezunu arkadaşlara söylüyorum. Bak iki tane Şahikli lise mezunu okulculuk yapalım burada. Cumhuriyet Halk Partili'yle gidelim. Hem Isparta'mıza sahip çıkalım hem Isparta'lıya sahip çıkalım. Bizim rakibimiz yok. Ben AK Parti, İYİ Parti, MHP, diğer partiler, Saadet öyle bir rakibim yok. Hepsi bizim hemşerimiz. Biz onların içinde çalışacağız. Onlara da yol yöntem öğreteceğiz. Bunlar bilmiyor. Ben AK Parti'nin seçilen milletvekillerine de ben yol yöntem öğretirim, merak etmeyin. Onlar bizim kardeşimiz. Şimdi Davras Spor'la ilgili bir şey söyleyeyim. Ben burada televizyon ekranlarında hep söyledim. Ya Isparta'yı 3. ligde aldınız, bal ligine düşürdünüz. Bunu her şeyi beceremediniz gibi bunu da beceremediniz. Bunu yapması gereken de hem yerel iktidar hem de Türkiye'yi yönetenlerdi dedim. Örnek verdim. Erzurumspor Belediyespor oldu. 4 sene 4 lig atladı dedim. Bu beyanat, bu örnek benim. Ondan 2 gün sonra AK Parti'nin 1. sıra milletvekili çıkardı. Erzurum örneği gibi yapacağız. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye İlgelemesi üyesi bir arkadaşı, iyi bir ailesidir. Ailesi çok sevdiğim bir arkadaşı başkan adayı çıkardılar. Saygı duyuyorum. Her türlü konuda da destek olacağım. Başarılı olmaları için. Benden bir destek talep ederlerse. Bir de bunların şöyle bir huyu var. Bizi yok kabul ediyorlar. Isparta'daki Cumhuriyet Halk Partileri yok kabul ediyorlar. Davras Spor'la ilgili kongre yapıyorlar. Kendileri yönetim hazırlıyorlar. Sadece AK Partililerle, MHP'lilerle. Sanki burada başka hiç Cumhuriyet Halk Partili yok, Saadet Partili yok, başka partili yok gibi. Kulübü de partileştiriyorlar. Biz Davras Spor'u, hepimizin Davras Spor. Isparta, hepimizin Ispartası. Ben bunu söyledim. İşte kulübe merak saldılar. Ey Ispartalı gençler rahat olun. Ben bunu söyledikçe mecburen birinciliğe çıkacak hale getireceğiz bunu. Belediye bir beyanat vermiş. Bence talihsiz bir beyanat. Günaydın'a günaydın demek lazım. Diyor ki bu sene Isparta Spor şampiyon olmazsa gelecek sene belediye spor yaparım. Sayın Günaydın, size günaydın. Gelecek seneyi ne bekliyorsun? Bu seneden yap. Bu konuda şimdi tabii biz burada bende sıkı bir Isparta Davras Spor taraftarı olarak yaklaşık sevgili Kadri eğer şeysem ben onu düzelt herhalde bir 3 yıldır mı aktifim ben bu konuda sahalardayım. 3 yıldır sahalardayım diyelim. Gerçekten bu konuda şöyle söyleyeceğim. Bütün Isparta bu konuda bir tek yürek olduk biz Sayın Ceyhan. Ama bazen böyle bir talihsizliklerin yanı sıra da bizim ben hep derim Isparta'nın dürüsttür Isparta'nın insanı. O dürüst insanının anlayamadığı bir sürü de alengirli şeyler de oldu. Şimdi bana kızacaklar yine kimler ne söylediğimi anlıyor Isparta'nın dışındakiler. Onlar oldu. Dolayısıyla aslında bizim de çok böyle anlamadığımız işlerdi bu. Ama bu seneyle ilgili inşallah daha iddialıyız ve hep şunu söylüyorum. Söz konusu Isparta ise ve Isparta Davras Spor ise evet gerçekten bunda hiçbir siyasi ayrım şu bu falan yok. Hepimizin takımı Isparta Davras Spor bu anlamda. Belediye başkanının da o son çıkışında işin açıkçası ben şöyle de bir umutlandım. Biz hep bir dönem bir başkanımız olur onunla devam ederken aman derdik ya acaba bu birlik beraberlik bir dahakine devam edecek mi? Çünkü korkuyorduk. Biraz da şampiyon olmasının işte taraftarlarda 32 gençlikte şu anda beni seyrediyor. Onlar da bana katılacaktır. Şampiyon olamazsak bu destek bizden çekilir mi ki bir taraftar olarak tedirginliğimiz vardı.
Şöyle ben başkanımızın açıklamasından rahatladım. En azından şunu bildik. Top yuvarlak efendim, yapacak bir şey yok. Bir tane şampiyon çıkıyor. Bazen çok mücadele ediyorsunuz. Bundan iki dönem önceki gibi. Birdenbire elinizden kayıp gidiyor başka nedenlerle. Ama en azından şu anda içimizde rahat ki bu konuda Isparta Davras Spor Başkan Bey'in açıklamasıyla hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak. Mustafa Bey, ne iyi ettiniz geldiniz. Oraya, çok da güzel. Oraya bitirmeden herhalde son cümlelere giriyorsunuz ama Isparta Spor'la ilgili bir iki bir şey söyleyeyim genç arkadaşlara. Arkadaşlar hiçbir şey tesadüf değil. 3-5 sene evveline kadar beraber aynı ligde oynadığımız Alanya Spor Süper Lig'de kaç yıldır? Neden? Antalya Milletvekili'nin kardeşi Alanya Spor Başkanı. Takdir ilahi. Onlar için hayat biraz daha kolaylaşıyor. Bizim beceriksiz yöneticilerimiz o takdiri ilahileri bile beceremiyorlar. Spor iyi eğiteceksin. En kaliteli futbolcuyu, en kaliteli teknik direktörü getireceksin. Ama aynı zamanda da masada hakkını kaybetmeyeceksin. Yani sen masada hakkını kaybedersen ne kadar iyi futbolcu, ne kadar iyi teknik direktörün olsa başaramazsın. Mustafa Bey, valla o konuda şunu söyleyeceğim. Gerçekten hiç ben diyorum ya, Isparta'da yaşadığım sürece hakikaten Isparta insanını çok seviyorum. Hiç ayrım gözetmeksizin. Ki benim de mutlaka bir siyasi fikrim var ama tabii bakın ki. Bunda hiç siyasi ayrım gözetmeksizin söylüyorum. O naif Isparta insanının bile çok tahmin edebileceği konular değildi yaşadığımız bazı ama konular Türkiye'de, yani. Türkiye'de yaşıyorsak hakkımızı kaybetmeyeceğiz. Bir de biraz evvel söylediğiniz gibi size verilen belediyenin imkanını bir lütuf saymayın. Bizim paramızı bizim için harcıyorlar. Öyle bir şey yok. Ve ben şurada Ispartalı gençlere şunu söylüyorum. Isparta Belediye Başkanı haklı olarak gelecek seneye söz vermiştir. Çünkü 3 ay sonra belediye seçimi var. 3 ay sonra Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olacak. Ve ben size şimdiden söz veriyorum. Isparta Belediye Sporu kuracağız ve Isparta Belediye Sporu 4 yılda Süper Lig'e çıkaracağız. Ben bunlar gibi bugün git yarın gel öbür gün yok. Biraz daha söyledim. Bir şey başlıyorsak 4-4'lük yapacağız. Alanya Spor'un Süper Lig'de oynadığı bir yerde koskoca vilayet takımıyız. 6 tane başbakan çıkarmış Isparta'nın takımı Bal Lig'e yakışıyor mu? Bunlar kendilerini yakıştırıyor. Bu arada 32 gençlik herhalde bugün hepiniz, gerçi 32 gençlik teşekkür ediyoruz. Onlar her zaman bizim programımızı seyrediyor. O kadar çok mesaj geliyor ki konu Isparta Davras Spor'a gelince birden coştular. Efendim size de selamları var. Ama tabii şehirle ilgili, bu konuyla ilgili de fikirleri var. Şöyle topluca baktığım zaman mesajlara da, bu arada da evet, başkana da, bu belediye başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a da bu durumdan teşekkür ediyorlar. Yıkılmaz kalesidir diyorlar. Evet efendim, biliyoruz bunu. O konuları sonra konuşacağız. 32 gençlik tamam mı bu arada, onlar şey yaptı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşürüz bu süreç içerisinde. Efendim bugün Mustafa Ceyhan da merak ettiklerimizi sorabildiğimiz kadar, süresimiz yettiğince sormaya çalıştık. Soramadıklarımızı da inşallah başka bir gün ayarladığımızda tekrar soracağız. Şimdi kısa bir reklama gidelim. Ardından ben veda için burada olacağım. Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları bakım ve rehabilite merkezi Isparta'da hizmet veriyor. 49 dönümlük alan içerisinde konuşlanan rehabilite merkezinde sokak hayvanlarımız doğayla iç içe yaşıyor. 11 kapalı bina ve padok yerlerinden oluşan merkezde kedi ve köpekler için ayrı ayrı hastane, kısırlaştırma merkezleri, ameliyathane, anne ve yavruların aynı yerde kalabilecekleri yuvalar, normal yuvalar ve karantina bölgeleri yer alıyor. Köpekler için ayrıca ormanlık alan içerisinde doğal barınaklar da bulunuyor. Bakımı tamamlanan hayvanlar doğal ortamlarında yaşıyorlar. Hayvan barınağımıza gelen çocuklarımız için masal odaları, eğlence yerleriyle yetişkinler için dinlenme alanları da oluşturuldu. Çocuklarımız hem gönüllerince vakit geçiriyor hem de hayvanlarla bir arada oluyorlar. Benim için önemli diyorsanız adresiniz belli.
Özellikle çocuklu aileler, Türkiye'de sayılı olan otomatik halı yıkama makinesi sayesinde özel halı yıkama şampuanı ile el değmeden hijyenik bir ortamda yıkanıyor ve özel askılıklarda kurutuluyor. Sadece halı değil, stor perde, yorgan, battaniye ve koltuklarınız da bize emanet. Yerinde ve hijyenik koşullarda yıkıyoruz. Sizin ve çocuklarınızın sağlığı bizim için önemli. Ha bu arada her 20 metrekare halı yıkamaya bir adet yorgan veya battaniye yıkama bizden hediye. Adres Keçeci Mahallesi, 2321 Sokak, numara 3 Isparta. Telefon 0246 231 9999. GSM 0542 247 1836. İpek, halı ve koltuk yıkama. Yeni nesil araçlar, donanımlı personelimiz ve tecrübeli şoförlerimizle hizmetinizdeyiz. Adres, Konur Bahçesi Esnaf Odaları karşısı. Telefon 0246 223 1634. Sizin için özel olan tüm günler bizim için değerlidir. Hayallerinizdeki organizasyon ve düğün için doğru tercih yapın ve bizimle iletişime geçin. Mükemmel hizmet kalitemizle kalabalık davetlerinizin aranan mekanı olmaya hazırız. Adres: Halıkent Mahallesi, Eski Bakkallar ve Bayiler Düğün Salonu. Rezervasyon 0545 570 0500 0555 971 3747. Moda Park, Kongre ve Düğün Salonu. Evet efendim, sizler daha yakından tanıyın, daha farklı bir açıdan bakabilmek adına, çünkü önemli bir konu biliyorsunuz, seçimler, oy kullanacaksınız. Sadece Isparta'mızın değil, bu Türkiye'mizin yönetimi ve kaderiyle ilgili bir şey. Milletvekili adaylarımızı daha yakından tanıyınız diye konuk etmeye çalışıyoruz. Vakitleri müsait olduğu kadar. İlk başında da söylemiştik biz zaten programımızın, şimdi de söylüyoruz. Vakti müsait olup katılmak isteyen herkese ekranımız açık. Bu anlamda sakın şöyle de hiç kimse tarafından düşülmesin. Yoğun bir programı var milletvekili adaylarımızın. Dolayısıyla sabahın çok erken saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar sizler de haberlerde görüyorsunuz. Katılmak isteyen, programımıza gelmek isteyen tüm adaylarımızın başımızın üstünde yeri var. Buraya konuk olabilirler, gelebilirler, sohbetimizi edebiliriz. Biz dinleriz efendim, sizler gibi aynı. Biz dinleyeceğiz, bakalım neler olacak. Sizin adınıza sorduğunuz, merak ettiğiniz şeyleri de süremiz el verdiğince sormaya çalışacağız. Zaten ondan sonra kararını herkes verecek. O sandıkta bir sandık, bir oy veren, bir Allah baş başa kalacağız. Bakalım nasıl çıkacak o sonuçlarda, yüreğimize hangisi siniyorsa. Evet efendim, bugün de geldik programımızın sonuna. Efendim yarın aynı saatte ekip olarak bizler yine burada olacağız. Yine inşallah sağlıkla burada olacağız. Yeni bir güne başlayacağız Rabbim izin verirse. Yarına kadar her zaman olduğu gibi ekipçe sizlere önce Allah'a sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Hoşçakalın. Bugün programından sevgiler, selamlar.